Merhaba arkadaşlar, bu hafta yanıt yayınlarının denemesiyle karşınızdayız. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda ne diyor? Aşağıda düzgün çokgenlerin birer kenar uzunluğu verilmiştir. Bu çokgenlerden kaçının santimetre cinsinden çevre uzunluğu bir tam sayıdır? Soruya baktığımız zaman ne olacaktır burası? 36 bölü 100'den. Şu şekilde yazdığımızda 6 bölü 10 yani 0,6. Burası da 225 bölü 100 yani ne olacaktır? 1,5. Aynı mantıkla baktığımızda 16 bölü 100 yani 0,4. Burası da ne olacaktır? 144 bölü 100'den 1,2'miz olacaktır. Çevre uzunluğu dediği için şöyle çevre uzunluğu dediği için burası üçgen 3 ile çarptık. Burası dörtgen 4 ile çarptık. Yani kare düzgün çokgendeki kasıt neydi? Tüm kenarlarının eşit olmasıydı. Burası ne olacaktır? Beşgen. Burası da altıgen olacaktır. Çarptığımızda 7,2 çarptığımızda 2 çarptığımızda 6 çarptığımızda 1,8. Bizden istenen şey nedir arkadaşlar? Çevre uzunluğu tam sayıdır diyor. Tam sayı olanlar ne olacaktır? 1, 2 tane ifademiz olacaktır. Biz de soruda sorduğu şey nedir arkadaşlar? Çevre uzunluğunu soruyor tam sayı olmasını. Bizden karekökten çıkarıp belirli hangi düzgün çokgen kaçgen ise o sayıyla çarpmamızı istiyor. İkinci soruya baktığımızda aşağıda verilen kağıdın tüm köşelerinde dik açı oluşmuştur diyor. Serdar bu kağıdı sadece yatay doğrultuda keserek genişlikleri eşit olan dikdörtgen şeklinde parçalar oluşturacaktır. Bu kağıttan hiç parça artmayacağına göre. Şimdi soru da bizden zaten keserek genişlikleri eşit olan dikdörtgen şeklinde parçalardan bahsediyor. Bu parçalardan bahsetmesi aslında bize neyini istiyor? EBOB'unu ister. EBOB ne olacaktır? 40'a 24'ü istiyor. Zaten bu 8 çarpı 5. Bu da 8 çarpı 3'tür. Bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? EBOB'umuz 8. Burada 8'e böldüğümüzde 5 parça olacaktır. Burada 8'e böldüğümüzde 3 parça oluşacaktır. En az oluşacak parça sayısı da 8 olur. Sorumuzu dikkatle okuyacağız. Kesmeden bahsediyor. Kesmek, ayırmak ifadeleri bizim için nedir? EBOB'dur. 40 ile 24'ün EBOB'u 8'dir. 8'e böldüğümüzde 5 parça buradan, 3 parça da buradan elde edeceğiz. Üçüncü soruda aşağıda bir kutuda bulunan top sayısının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir. Bu toplar 40'lı, 44'lü. Yine aynı şekilde şöyle gösterelim. 40'lı, 44'lü ve 50'li gruplara ayrılır diyor. O zaman bize burada sorduğu soru aslında nedir? Şöyle altı çizili ifademiz ekoktur. O zaman ekokumuzu alalım. Ekok 40, 44 ve 50 sayıları. Direkt çarpmayın. Soruda yanlışlık olur. Çarpmak gibi bir hataya düşmeyeceğiz. Buradan biz de EBOB'unu istiyor. EBOB'u, EKOK'unu şu şekilde de bulabiliriz. 8 çarpı 5, bakın 4 çarpı 11, 2 çarpı 25 şeklinde söyledik. Bu nedir? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Bu nedir? 2'nin karesi çarpı 11 üzeri 1. 50'de ne olacaktır? 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2. Ben EKOK'un bulunuşunu nasıl biliyorum? EKOK bulunuşu şu şekilde ayırdığımızda ortakların üssü büyük olanını alacağız. Farklıları da ne yapacağız? Olduğu gibi alacağız. Bu durumda ortak olanlardan hemen şöyle yaptığımızda 2'ye baktığımızda 2 üzeri 3'ü alacağım.
5'e baktığımda şöyle altını çizelim. 5'in karesi 11 de zaten olduğu gibi yazılacaktır. Demek ki şuradaki üsler, burası A, burası B, burası C olacağından topladığımızda ne olacaktır? 6 olacaktır. Sorumuzu bu şekilde yapacağız. 40'lı, 44'lü ve 50'li gruplara ayrılabiliyorsa yani katını istiyor. Katı da bizim için nedir arkadaşlar? Ekoktur. Ekok bulmayı ister. Şu şekilde tek tek yaparak da gidebilirsiniz. İşte 2'ye böldünüz 20, 22, 25 şeklinde tutarak da gidebilirsiniz. Pratik bir şekilde görmek istiyorsanız da yan taraftaki gibi de gidebilirsiniz. Bizden istediği şey, hatta şurayı devam ettirelim, hani nasıl görmemiz gerektiğini de görürüz. Bir daha 2'ye böldük 5, 11, 25, 5'e böldük 1, 11, 5, 5'e böldük 1, 11, 11'e böldüğümüzde 1 olsun. Yine şu şekilde dikkat ederseniz sağlı sollu eşitlik olacaktır. Bakın buradan da 2 üzeri 3, 5 üzeri 1, 11 üzeri 1 şeklinde, 5 üzeri 2, 11 üzeri 1 şeklinde yazmış olduk. Sağda da soldaki ifadede de aynı şekilde değerlerimizi elde ettik. Yeter ki işlemimize dikkat edelim. Verilen işlemin ne olduğunu bilelim. Üçüncü soruda bir pazarcı kilogramı 2 üzeri 6 TL olan domatesleri her birinde 3 üzeri 4 kilogram domates olan kasalarla satarak 6 üzeri 6 TL elde etmiştir diyor. O zaman baktığımızda toplam bölüm bir kasanın gelirine bölersek toplam kasa sayısını bulacağız. Toplamımız 6 üzeri 6. Elde ettiğimiz gelir 1 kilogram bu kadar çarpı içinde kaç kilogram var? 3 üzeri 4. 6 dediğimiz ifade nedir? 6 üzeri 6'yı şöyle düşünelim. 2 ile 3'ün çarpımıdır. 6 şu şekilde dağıttığı zaman 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 bölüm. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 4 dedik. Bakın şu ifadeler gitti. 3 üzeri 6 eksi 4'ten bölmek demek neydi? Tabanlar aynı ise üstlerin farkını almamız demekti. 3'ün karesi yani 9 olsun. Sorumuzu bu şekilde yapacağız. Nedir? Üslü sayının özelliklerini kullanmamızı istemiş. En başta 6'yı açtık. 2 ile 3'ün çarpımıdır. Üstleri bu şekilde dağıttık. Böldüğümüzde de ifademizi göstermiş olduk. Beşinci soruya baktığımızda alanı 2 üzeri 18 milimetre kare olan kare şeklindeki bir araziye alanı 2 üzeri 12 milimetre kare olan kare şeklindeki yapılar aşağıdaki gibi bitişik olarak tek sıra halinde yerleştirilecektir. Tek sıra, buna göre araziye bu yapılardan kaç tane yerleştirilebilir? Arkadaşlar tek sıra halinde toplamda kaç tane yerleştirilebilir diyor. Soruyu direkt karıştırmayın. Buraya x dersek ne olacaktır? X kare, x de ne olacaktır? 2 üzeri 9 olacaktır. Şuraya y dersek eşittir y kare dedik. Bu da nedir? 2 üzeri 6'nın karesidir. 2 üzeri 6 y'miz olacaktır. Aslında soruda bize sorduğu şey nedir? X bölü y'yi soruyor. Yani şuraya kaç tane yerleştirebileceğimizden y'nin ifadesini soruyor. Bu durumda ne olacaktır? 2 üzeri 9 bölüm 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 9 eksi 6 2 üzeri 3 yani 8 olacaktır. Soru çok güzel bir soru. Sorunun püf noktası ne? Aşağıdaki gibi bitişik olarak tek sıra halinde yerleştirilecektir ifadesi. Yerleştirmek tek sıra halinde ise bu tek sıradan kaç adet yerleştirilebilir diyor.
bize soruyu bu şekilde görmemizi istiyor. Bir diğer sorum. Aşağıda bir kutu boya kaleminin TL cinsinden etiket fiyatının çözümlenmiş hali gösterilmiştir. Emre bu kaleminin etiket fiyatını onda birler basamağına yuvarlayıp bu fiyat üzerinden ödeme yapmıştır. Hemen çözümleyelim. 75,45 onda birler basamağına yuvarladığına göre ne olacaktır? Bir önceki basamağına baktık. 5 ve 5'ten yukarı ise şurayı 1 arttıracağız. Ne olacaktır? 75,5 olacaktır. Hangi basamağa göre diyorsa bir önceki basamaktan hareket edeceğiz. Burası 5 ve 5'ten büyükse burayı 1 arttırıyorduk. Eğer büyük değilse 5'ten küçükse 75,4 olacaktı ama 5 ve 5'ten büyükse soldakine 1 arttıracağız. Ne diyor? Aşağıda 4 kalemden 3'ünün birim fiyatları gösterilmiştir. En sağdaki kalem en ucuz kalem olduğuna göre A yerine yazılabilecek 2 basamaklı kaç doğal sayım vardır diyor. Bunu içeri atarsak 36 çarpı 10'dan bu kök 360. Bu 7'yi içeri atarsak 49 çarpı 7'den nedir? 343'tür kök içinde. 5'i içeri atarsak 25 çarpı 12'den ne olacaktır? 300. Buraya baktığımızda hemen şunu içeri attığımızda 16A şeklinde yazdık. Demek ki en ucuz kalem olduğuna göre 300'e göre değerlendirmemizde fayda olacaktır. 300 nedir? 16A'dan büyüktür. 16'nın 300'e en yakın katı ne olacaktır? 18 diyebiliriz. Niye? 16 ile 18'i çarparsak 288 olacaktır. Küçük olacağı için 18 demek ki en büyük sayımızdır. 18, 17, 16 bu şekilde 10'a kadar geleceğiz. 18'den 16'ya lütfen direkt çıkarmayın. 8 deyip hataya düşmeyin. Dahil olduğu için artı 1 eklediğimizde 9 tane ifademiz olacaktır. Ne yaptık? Her bir dışarıdaki sayıyı içeriye karesel sayı olarak attık. Daha sonra en ucuz kalem dediği için şuradaki en küçük ifadeye göre değerlendirmiş olduk. 300'e yakın 16'nın katı ne vardır? En yakın katı 18'dir. 288 oluyor. 18'den 10'a kadar yazdık. Neden? Bizden 2 basamaklı kaç doğal sayı vardır diyor. Bu şekilde ifademizi çözümlemiş olduk. Ne diyor? B bölüm A işleminin sonucu. Ben bu soruyu pratik görmenizi istiyorum. Neden? Tek tek A'yı B'yi bulmayın. Bana şu kısmı şöyle karaladım. Neden? B bölü A'yı istediği için bu kısım bana yeterli. Hemen şu işlemi yazdım. Ne olacaktır? A çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir B çarpı 10 üzeri eksi 8 şeklinde yazdım. Benden şu ifadeyi sorarak B bölü A'yı istiyor. O zaman her tarafı önce bir A'ya bölelim. Tane tane gidelim ki işlemlerimizin yolunu biliriz. A'lar gitti. Ne oldu işlemimiz? B bölü A çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir 10 üzeri eksi 5. Benden B bölü A'yı istediği için bunların yanındaki sayı 10 üzeri eksi 8'e her iki tarafı da bölüyorum. Yine böldüm. Bu sefer de buralar gitti. Ne olacaktır? B bölü A 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 8 olacaktır. Hemen nedir? Üstte tabanlar aynısı. Üstlerin farkı alınırdı. 10 üzeri eksi 5 eksi 8'den eksileri artı olacaktır. 10 üzeri 3 yani 1000 yapsın. Soru çok güzel bir soru.
Hani sadece B ile A'yı tek tek bulmakla uğraşmayın diyor. Bu şekilde de ifademizi düzenleyebiliriz. Bakın en baştakini karaladım. Daha sonra kalan ifadeyi bu şekilde görmeye çalıştık. Aşağıda servis aracında öğrencilerin sınıflarına göre sayıları gösterilmiştir. 5. sınıfta 15, 6'da 13, 7'de 15 öğrenci, 8'de de 17 öğrenci. 8. sınıftan olma olasılığı dikkat edersek 17 en büyük. Doğru. 5. sınıftan olma olasılığı 7. sınıfta olma olasılığına dikkat edersek her ikisi de 15 kişi. Doğru. 6. sınıftan olma olasılığı 6. sınıf en düşük sayı olduğu için doğru. Olasılık durum sayısı 4 değil. Şunların toplamları toplarsak 30, 30 daha. Olası durum sayısı 60'tır. 4 olmayacaktır. Sorumuzu bu şekilde çözmüş olacağız. Olasılık sorusunu da bu şekilde yorumladık. 9. sorum. Ne diyor? Ayşe elinde bulunan kartlardan birine kök 20, diğerlerine 12'den 99'a kadar karekökli ifadeleri yazacak ve kök 20 ile tek tek sayacaktır. Kaçı doğal sayıdır? Şimdi kök 20'ye yaptığımız zaman 4 çarpı 5'ten 2 kök 5. O zaman şu karşısındaki sayı da şöyle x ile belirtelim. X kök 5 olsun ki 2 kök 5 ile çarptığımız zaman gelecek sayı 2x çarpı 5'ten 10x gibi bir sayıya eşit olsun. O zaman bizim buradan yakalayacağımız şey 2x kök 5 şeklinde olacak ifadeler. Yani içeriye de attığımızda x kök 5 eşittir x kare çarpı 5 olsun. Bu kriterleri sağlayan sayılara baktığımız zaman ya da şunu direkt oturtturduğumuz zaman bu sayıların içinde ne var? 2 kök 5 var. Niye? Kök 20. 3 kök 5 var. Niye? 3 kök 5'i aldığımızda 9 içeri gidecek. Kök 45. 99'a kadar gidecektik. Bir de 4 kök 5 var arkadaşlar. Bu da 16 çarpı 5'ten kök 80 olacaktır. Bunları çarptığımızda neler elde edeceğiz? Bunların kaç tane değer var elimizde? 3 tane değer var. Hani kök 65'i de düşünebilirsiniz. İşte atıyorum kök 15 neden olmadı diye düşünebilirsiniz. Kök 3 çarpı kök 5. Çarptığınız zaman tamam 5'ler oldu ama kök 3 hala kaldığı için sorumuzu bu şekilde düşündürmeyi istiyor bizden. Onun soruyu da bu şekilde hallettik arkadaşlar. 11. soruya baktığımızda kenar uzunlukları kök 432 desimetre ve kök 192 desimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıttan bir yüzünün alanı kök 75 desimetre kare olan bir kare parça. O zaman bu kare parça ne olacaktır? Kök 75 olacaktır bir kenarı. Bu da 25 çarpı 3'ten 5 kök 3. Şuradaki kök 3'ü kullanarak burayı 3'e bölersek ne olacaktır? 64 çarpı 3'ten 8 kök 3. Burası ne olacaktır? 3'e böldüğümüzde 144 çarpı 3'ten 12 kök 3 olacaktır. Bu kağıdın kalan çevre uzunluğu, aslında çevre uzunluğu burada bir nevi artıyor. Bakın dikkat ederseniz şöyle ifademize baktığımız zaman da normal çevrenin burası şöyle gittiği zaman burası ne eşit? Demek ki şu iki parça artıyor. Normalde çevre ne olacaktı? 12 kök 3 artı 8 kök 3 çarpı 2 olacaktı. 20 2 ile çarptığımızda 40 kök 3 normalde çevremiz olacaktı. Fazladan gelen parçalar neresi oldu? Şu şekilde maviyle çizdiğim yerler oldu. Yani 5 kök 3'lük kısımlar oldu. 10 kök 3 de arttığından ne olacaktır? 50 kök 3 olacaktır. Burada soruyu dikkatli düşünelim. Kalan çevre uzunluğu dediği için ben kırmızıyla tamamladım aslında 75'in olduğu kısmı. Normal çevrede kırmızıyla çizdiğim kısım aslında bunu karşılayacak. Normal çevremizi elde etmiş olacağız. Şu mavi ile çizdiğimiz kısımlarda bizim için
eksi olacaktır. Şöyle karaladığımızda burası bizim için ne olacaktır? Eksi olacaktır. Ekstraları da eklediğimizde çevre uzunluğu aslında buradan artıyor. Alan olarak azalmış olabilir ama çevre uzunluğu olarak da ifade ne olacaktır? Artmış olacaktır. Aşağıdaki şekilde bir hedef tahtasına atılacak bir okun isabet ettiği bölgeye göre alınacak puanlar verilmiştir. Hedef tahtasına isabetli iki atış yapan birinin alacağı puan ile ilgili farklı olası durum sayısı, yani farklı durumları tek tek toplayarak elde edeceğiz. O zaman ben genelde en büyükte en küçüğün hareket edilmesi daha mantıklı. Bir tanesinde 4'ü vurursan, diğerinde 6'yı vurur. Ya da 2 tane 4'ü vurursan 8. 4 ile 6'yı vurursan 10. 4 ile 8'i vurursan 12. 4 ile 10'u vurursan 14. 4 ile 12'yi vurursak 16 olacaktır. Bu aradaki sayıları ne yaptık? Bu şekilde elde ettik. 12'ye göre düşünürsek zaten aradakilerini elde edeceksin. 8 ile 8 16 ya da 8 ile 10'u şuradan da göreceğiz. 12 ile 4'ü yaparsak 16. 12 ile 6'yı yaparsak 18. 12 ile 8'i yaparsak 20. 12 ile 10'u yaparsak 22. 12 ile 12 kendisini yaparsak 24 olacaktır. Zaten bu tip sorularda dediğim gibi en küçükle sayılar da biraz yakın olduğu için en büyük ifadeler istediğin aralığı sağlayacak. Ortak olanlara bakalım. Farklı olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ifade vardır. Sorumuzun cevabı da 9 olsun. Aradaki ifadeleri zaten sağlayacak. 6'ya 6 dediğinizde 12 gelir. Ya da 6'ya 10 dediğinizde 18, zaten burası sağlıyor. Sorularda çift ifadeler ve birbirine yakın sayılar olduğu için en büyük ve en küçükten giderseniz zaten olası ifadeler rahat bir şekilde gelecektir. 13. soruya baktığımızda uzun kenarları sayı doğrusu ile çakışacak bir şekilde bir sayı doğrusunu olduğu gibi yerleştirilmiş dikdörtgensel bölgelerin uzun kenarlarından birer tanesinin uzunlukları toplamı kaç birimdir diyor. Kök 80 16 çarpı 5'ten 4 kök 5. Kök 24 çarpı 5'ten 2 kök 5. Farkını alırsak ne olacaktır? Burası 2 kök 5 olacaktır. 125 25 çarpı 5'ten 5 kök 5. 100 çarpı 5'ten 10 kök 5. O zaman burada 5 kök 5 olacaktır. Bize toplamını soruyor, topladık. 7 kök 5. 7'yi de içeri atarsak 49 çarpı 5'ten 245 şeklinde elde edeceğiz. Bir de bize basit bir köklü sayı kök ifadesini söylüyor. Değerlerin köklü sayıcısını ortak ifade şeklinde yazdık. Burası 2 kök 5. Burayı da 5 kök 5 bulduk. Topladığımızda 7 kök 5'i bulduk. Bunu da 7'yi içeri atarsak kök 245 şeklinde elde edeceğiz. 14. soruya bakalım. Bizler ne diyor? Aşağıdaki grafikte bir pazarcının bir günde sattığı meyve miktarlarının dağılımı gösterilmiştir. Burası da 270, buraya 90 kalır. Her biri 30'un katı olduğu için 30'a böldüğümde ne olacaktır? Demek ki 5'in katı kadar satmış, 4'ün katı kadar satmış, 3'ün katı kadar satmış. İkinci cümleye geldiğimde bir günde elde ettiği gelir miktarı eşittir. O zaman bir günde elde ettiği gelir miktarı eşitse 3, 4, 5'in ortak katı nedir? Hemen şöyle 3, 4, 5'in ek okunu yaptığımızda 60. 60 olabilmesi için demek ki bu 20x'e satılmış. 60 olabilmesi için 15x'e satılmış kilosu. 12x'e de 1 kilogramı satılmış. Bana diyor ki armudun kilogram fiyatı, yani 15x
Elmanın kilogram fiyatından 12x'ten 6 fazlaymış. 3x eşittir 6 ise x de 2 olacaktır. Eriğin kilogramı yani 20x. Armudun kilogramından kaç kilo ne kadar fazladır? 15x yani bizden 5x'i soruyor. 2 yerine yazdığımızda 10 TL olacaktır. Soru çok güzel bir soru. 90 derece yerleştirdik. Demek ki her birinden 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram cinsinde de söyleyebiliriz. K cinsinden de söyleyebiliriz. Hani sorunun sonuna gelmediğimiz için. Meyvelerden elde ettiği gelir eşitse 3, 4, 5'in katıdan kastı nedir? Ekoktur. 60 bulduk. 60 olabilmesi için 20'nin katı olması lazım. 15'in ve 12'nin katı olması lazım. Aşağıda detay veriyor. Armudun kilogram fiyatı elmanın kilogram fiyatından 6 TL fazla ise bakın ne yaptık? Hemen 15'ten 12'yi çıkardık. 3x 6 ise x'i de 2 TL bulduk. Erik eksi armudu soruyor. Yani 5 eksi soruyor. X yerine de 2'yi verdiğimizde cevabımız 10 olsun. 15'e baktığımızda 15 güzel bir soru. Aşağıdaki grafikte bir havuza 3 günün farklı seanslarında giren kişi sayıları gösterilmiştir. Perşembe günü havuza girenlerle birlikte 4 günün sabah seanslarında havuza girenlerin toplam sayısı, öğlen seanslarında havuza girenlerin toplam sayısı ve akşam seanslarında havuza girenlerin toplam sayısı birbirine eşit olmuştur. O zaman ben her birini yazayım. Sabah, öğle, akşam şeklinde yazayım. Sabah. Her birine baktığımızda açık olan renk sabah 20, 15 ve 25 şeklinde. 20, 15 ve 25 şeklinde. Öğlene baktığımızda pembe renkte olan 25, 20, 20. Şöyle eşitlerimizi de yazalım. Akşama baktığımızda 30, 25 ve 15 şeklinde. Topladığımız zaman 40, 60. Topladığımız zaman 65. Topladığımız zaman ne olacaktır? 40, 70 olacaktır. 4 gün boyunca herhangi bir seansta havuza giren kişi sayısı en az 10 olduğuna göre Perşembe günü. O zaman ben şuraya Perşembe yazalım. Her günde eşitse o zaman burası ne olacaktır? 10 toplarsak 80. Demek ki akşam seansında 10 kişi. Hani en büyüğe en az ekleyerek geldim. Buraların da 80 olabilmesi için Perşembe gününe ait ne olması lazım buranın? 20. Buranın ne olması gerekir? 15 olması lazım. Perşembe günü en az kaç kişi girdiği için? Buyurun size sorumuz hazır. Bu şekilde çözümü hazır olacaktır. Ne yaptık? Sabah, öğle ve akşamın 3 günlük seans sayılarını bulduk. Neden diyor bana? 4 seansta, 3 seansta birbirine eşitmiş sabah, öğle ve akşam 4 gün için. Akşam 70 olduğu için en büyükten hareket ettim. En az 10 dediği için onu buraya yerleştirdim. Daha sonra ifademizi bu şekilde en az dediği için 10 dediğimizden dolayı yerleştirmiş olduk. 16. sorum. 30 desimetre yüksekliğindeki bir duvara aşağıdaki gibi genişlikleri kök 5 desimetre olan fayanslar aralarında boşluk bırakılarak döşenecektir diyor. Buna göre en fazla kaç sıra fayans döşenebilir diyor. Hemen ne yaptık? Kök 30 nedir? 30'un karesi olarak yazdık. 900. 900'ü de ne olacaktır? 5'e böldük. Kök 5, kök 900, kök 180. Bunun karesini alsak 196. Bunun karesini alsak 225. Bunun karesini şu şekilde alırsak 256. Cevabımız 13 olacaktır. Neden? Kök 169. 180, 169'dan büyük olacağı için. Hani mantık olarak bizden ne istiyor? 30 bölü kök 5'e istiyor. Ben 30'u ne yaptım? Kök 900 diye yazdım.
Buradan 180'i yorumladık. Hangisinden büyüktür? 13 sayısından büyük olacaktır. 17. soruya baktığımızda Ferhat Bey'in faturaları bir daire grafiği şeklinde gösterilirse elektrik faturasını gösteren ifade. O zaman faturaları bir toplayalım. Ne olacaktır? 480 TL elektrik, 380 TL su, 680 TL doğalgaz, 260 TL de internet olacaktır. Topladığımızda ne olacaktır? 1800 TL. Dikkat edersek 360 derece, 5'te biri, 360'ı 5 ile çarparsak 1800 olacaktır. Bize elektrik faturasını soruyor. Yani 480 TL'yi 5'e bölersek, 5'te biri, bunu da 5'e bölersek ne olacaktır? 96 derece olacaktır. Hani sorularda içler dışlar yapmaktansa 360 derecenin katımı ya da işte bölümü şeklinde olduğunu yakaladığınızda soruyu görmeniz daha rahat olacaktır. Bakın nedir? 1800, 360'ın 5 katı. O zaman bunu da 5'e böldüğümüzde 96 dereceyi elde edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 18. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki kalemlikte 3 kırmızı, 5 mavi ve 3 siyah tükenmez kalem vardır. Şöyle tek tek yazalım. 3 kırmızı, 5 mavi, 3 de siyah tükenmez vardır. Bu kalemlikten rastgele alınan kırmızı, mavi ve siyah bir kalemin kırmızı, mavi veya siyah olma olasılıklarının eşit olması için kalemliğe sonradan konulacak kalem sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? O zaman bizden ne istiyor? Kırmızının da, mavinin de, siyahın da ne olacaktır? Birbirine eşit olmasını istiyor. Dikkat edersek 3 kırmızı, 3 siyah var. Buna x tane eklersek burası ne olacaktır? X artı 2. Niye? X artı 5 oldu. Buraya da ne olacaktır? Yine x artı 2 tane eklememiz gerekecektir. Topladığımızda ne olacaktır? 3x artı 4 tane eklememiz gerekiyor. Hangisinde 3x artı 4 olur? X tam sayı çıkar. Ona bakacağız. Yani bunu 3x artı 4'e eşitledik. Bunu da 3x artı 4'e. Bunu da 3x artı 4'e. Bunu da 3x artı 4'e eşitlediğimizde hangisinde tam sayı çıkıyor? X burada tam sayı çıkmaz. 2 bölü 3 çıkıyor. Burada baktığımızda 11 bölü 3 çıkıyor. Burada baktığımızda 16 bölü 3 çıkıyor. Ama 5 şıkkını aldığımızda 3x artı 4 10 ise bu karşıya gitti. 6 olacaktır. X de ne olur bu durumda? 2 olsun. Sorumuzu bu şekilde yapmış olacağız. Sorumuz basit bir soru. Hani nasıl ekleyeceğimizi, mavi en fazla olduğu için x dersem bunda 3, bunda 5 var şöyle baktığımızda. Demek ki 2 fazlalığımızda bu şekilde konuşturmuş olacağız. 18'i yapmış olduk arkadaşlar. Ne yaptık? Daha sonra 3x artı 4 hangisinde tam sayı çıkıyor x, ona baktık. Sadece 5 şıkkında x yerine 2'yi verdiğimizde 10 şıkkını elde ettik arkadaşlar. 19. soruda aşağıdaki şekilde bir bisikletin arka ve ön dişlilerinin çevre uzunlukları ile bu dişlilerle birlikte dönen zincirin uzunluğu gösterilmiştir. Dişliler dönmeye başladıktan sonra her iki dişlinin de tam tur döndüğü bir anda zaten burada sorduğu soru ne? Şu ikisini vermiş. İkisi dişli de tam tur döndüğüne göre demek ki bana ek okunu bul diyor önce. 36 ile 48'in ek okunu bul diyor. Hemen bulalım. 36'ya 48, 2'ye böldük. 18, 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 9, 2'ye böldük 12. Bir daha 2'ye bölünüyor 6'ya 9. Şöyle uzatalım. Bir daha 2'ye böldük 3'e 9, 3'e böldük 1'e 3, 3'e böldük 1.
Baktığın zaman ne olacaktır? 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi, yani 16 çarpı 9'dan 144 demek ki santimetre dönmüş. E o zaman zincirde 72 olduğuna göre 144 bölü 72'yi soracaktır. Soru çok basit bir soru. Detayları çok fazla yok. Aslında her iki dişlinin de tam tur döndüğü bir anda, yani bizden ekok bulmamızı, görmemizi istiyor. 36 ile 48'in ekokunu yaptık. Daha sonra neye böldük? Dişli zincirin uzunluğu 72 ise zincirin kaç tur döndüğünü en az bu şekilde elde etmiş olduk. 20. soruya geldiğimizde, bu deneydeki olası durum sayısı olarak soruyor. Aslında kaç tane topumuz var, ona bakacağız. Çünkü her bir ifade birbirinden farklı. Birden iki tane yok. Mavi bir var, mavi iki var. E, maviden kaç durum var? Her bir top farklı olduğu için 1, 2, 3, 4 var. Kırmızıya baktığımızda ne var arkadaşlar? 1, 2, 3 var. Yeşile baktığımızda 1 ve 2 var. Yani mavi bir çekme olasılığım ya da mavi bir durumuyla yeşil bir aynı değildir. Farklı ifadeler olduğu için sakın 1, 2, 3, 4 ya da mavi, kırmızı, yeşil olarak 3 durum olarak görmeyeceğiz. Bizim burada toplamda kaç tane var? 4 tane topumuz, 3 tane topumuz, 2 tane topumuz var. 9 olacaktır sorumuz. Bu şekilde düşünmek zorundayız. Olası durum sayısı sana renge göre ya da sayıya göre söylemediği için tüm durumları düşünmemiz gerekecektir. Bu durumda ne olacaktır? 9 adet olası durum sayısı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir denemin çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben fen bilgisi öğretmeni Şule Yılmaz. Bu hafta yapılan yanıt yayınlar LGS deneme sınavını birlikte çözümleyeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci soruda rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketiydi. Şimdi burada yüksek basınç birinci bölge, alçak basınç ikinci bölge arkadaşlar. Şimdi termometrede birinci termometre daha sıcak. Daha sıcak olduğu için bu alçak basınçtır. İkincisi ise daha soğuk olduğu için yüksek basınçtır. Şimdi burada beşinci de yukarı yönlü hava hareketi var. Yukarı yönlü hava hareketi ne zaman olur? Alçak basıncın olduğu yerde olur. Burada aşağı yönlü hava hareketi ne zaman olur? Yüksek basıncın olduğu yerde olur. Şimdi bakıyorum. Yüksek basınçlarından aynı olanlardan yok ama alçak basınçlarından aynı olanlar var. Örneğin 2, sonra 3, sonra 5. 2, 3, 5 şıklarımız da var. Veya da yüksek basınç deseydi 1, 4, 6 olacaktı ama 1, 4, 6 diye bir şıkkımız yok. O yüzden cevabımız 2, 3, 5'tir arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. İkinci soruda diyor ki, Türkiye, ABD ve Avustralya'nın dünya üzerindeki konumu aşağıda verilmiştir diyor. Ercan, Mart ayının tamamını Türkiye'de, Temmuz ayının tamamını Avustralya'da, Eylül ayının tamamını ABD'de geçirmiştir. Buna göre diyor, kaç tane sonbahar, kış, ilkbahar, yaz mevsimlerinden kaçar tane yaşamıştır diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ikinci soruda. İlk başta Ercan Mart ayının tamamına Türkiye'de. Türkiye'de Mart ayında 21 Mart'ta ilkbahar mevsimi yaşanıyor. İlkbahardan önce 1 Mart'ta kış mevsimidir. Yani Mart ayının tamamı dediği için Türkiye'de hem kış mevsimi yaşamıştır. 21 Mart'a gelince de arkadaşlar ilkbahar mevsimini yaşamıştır. Yani iki mevsim birden yaşamıştır. Sonra Temmuz ayının tamamını Avustralya'da. Temmuz ayının tamamını Avustralya'da olduğuna göre Avustralya direkt Güney Yarımküre'de kış mevsiminin olduğu bir yerdir. Şimdi Eylül ayının tamamını ABD'de. Kuzey Yarımküre'de Eylül'de, 23 Eylül'de sonbahar. 23 Eylül'den önce de yaz mevsimi yaşanır. Yani Eylül'ün başında yaz mevsiminde
başlamış ve sonbahara kadar devam etmiş. O yüzden bakıyoruz şimdi. Kaç tane kış mevsimi yaşamış? Bir, iki tane kış mevsimi yaşamış. Yaz mevsimini bir tane yaşamış. Sonbahar mevsimini bir tane yaşamış. İlkbahar mevsimini bir tane yaşamış. Yani diğerlerinin iki olduğu ve onun bir olduğu cevap şıkkımız Denizli'dir arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru açık hava basıncı sorusu. Bu deneyle ilgili hangileri yapılabilir demiş. Şimdi ağzı açık cam jojeye renklendirilmiş su koyalım. Cam deliği tek delikli tıpadan geçirelim. Boş bir cam jojeye kaynar su koyup bir süre bekleyelim. Kaynar su koyduğumuzda jojedeki suyun boşaltalım ve cam jojenin ağzına hazırladığımız delikli tıpaya geçirelim. Boş olan cam jojeyi kıskaçla tutarak ters çevirelim ve pipet renklendirilmiş suya daldıralım. Şimdi arkadaşlar burada kaynar suyla içerideki iç basıncı azalttık. Daha sonra normal suya batırdığımız zaman normal suda şimdi içerideki iç basınç ne oldu? Azaldı. Burada içerisi alçak basınç olmuş oldu. Buradaki basınç az oldu. Çünkü kaynar suyla içerideki basıncı azalttım. Bu sefer burada basınç ne oldu arkadaşlar? Burada basınç fazla oldu. Yani iç basıncı azalttım. Dış basınç etkisini gösteriyor. Açık hava basıncı. Çünkü açık hava basıncı durduk yere artmıyor. Burada sadece içerideki basıncı cam jojeye dolan renkli su miktarı azaladı. Şimdi bunu yukarı doğru ittiren kim? Açık hava basıncıdır. Yani cam jojenin içine doğru suyu ittiren kim? Açık hava basıncı. Eğer bu açık hava basıncının az olduğu bir yerde yapılsaydı az ittirirdi. Çok olduğu bir yerde yapıldığı için çok ittiriliyor. Yani dışarıdaki azalınca ilettiği sıvı miktarı da azalacak. O yüzden ikincimiz de doğru. Renkli suyun cam pipette yükselmesi boş olan cam jojedeki gaz basıncının açık hava basıncından küçük olmasıyla açıklanabilir. Arkadaşlar şimdi içerideki basınç azaldığı için dış basınç etkisini gösteriyor demiştik değil mi burada? Burada da ne demiş? Bunun yükselmesinin sebebi demiş açık hava basıncının içerideki basıncın açık havadan küçük olmasıdır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1, 2, 3'tür arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre demiş. Bilgiler vermiş. Buna göre hangileri söylenebilir demiş. Şimdi dar bir alanda kısa süre içinde etkili olan hava şartlarıdır. Arkadaşlar şimdi burada dar bir alanı nerede söylüyor? Örneğin burada Balıkesir demiş. Örneğin Çanakkale demiş. Kıyı bölgelerinde Ardahan demiş. Yani kısa bir yerde, dar bir yerde olduğunu buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Tahmin edilir demiş. Cümlenin sonunda burada tahmin edildiğini söylüyor. Peki doğal afetlerle yukarıda hiç bahsetmiş mi? Evet, doğal afetleri sebep olur ama yukarıda doğal afetlerden bahsetmemiş mi? Hayır. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Şimdi 5. soruya geçiyoruz. Günlük yaşamda basıncın fazla veya az olmasının istendiği durumlar vardır. Bunu sağlamak için farklı uygulamalar yapılmaktadır. Aşağıda bu uygulamalara örnek verilmiştir. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur? Şimdi dağcıların tırmanmak için kullandığı ayakkabıların tabanlarının çivili olması. Arkadaşlar buradaki bu çivi nedir? Basıncı arttırır. Kısacası şöyle basıncı arttırır diyeyim. İkinci durum trenlerin çok sayıda tekerleğe sahip olması nedir? Yüzey alanı büyüdüğü için basınç azalır. Traktörlerin tekerleklerinin geniş yüzeyli yapılması. Geniş yüzey ne demek arkadaşlar? Yüzey alanı büyüdüğü için ne yapar? Basınç azalır. Üçüncü duruma bakıyorum. İğne ve rapiye gibi araçların uçlarının sivri olması. Sivri olması nedir? Basıncı
arttırır arkadaşlar. 1 ve 4 arttırır. 2 ve 3 azaltır. 1 ve 4 yok. 1, 2 ve 3 var. O yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Evet. 6. soruda arkadaşlar bir tane düzenek var. Şekildeki düzeneklerde hortuma bir ucuna U borusu, diğer ucuna ağzına balonla balon parçası gerilmiş olan huni bağlanmıştır diyor arkadaşlar. Ölçüm yapılmış. Bu ölçüme göre H3 büyüktür, H1 büyüktür, H2 arkadaşlar. Buna göre hangileri yapılabilir diyor. Şimdi burada bu düzeneklerde ne yapmaya çalışmış? 1. Sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkiler. Şimdi sıvının yoğunluğu sıvı basıncını etkilerde basınç ne ilişkisine bakıyoruz arkadaşlar? Basınç yoğunluk ilişkisine bakıyoruz. Basınç yoğunluk ilişkisini karşılaştırırken yoğunluk değişecek, derinlik sabit kalacak. Baktığım zaman yoğunlukların farklı olduğu 1 ve 3'te nedir? Yoğunluklar farklı. Batırdığım derinlikler eşit. Buna bağlı olarak da H1 ve H3, H2 seviyemiz değişmiş arkadaşlar. Bunu birinci durumdan çıkarabilirim. Bakın yoğunluklar farklı. Batırdığım derinlikler aynı. O yüzden burada basınç yoğunluk ilişkisini çıkarabilirim arkadaşlar. Biri gözlemleyebilirim. Şimdi 2'ye bakalım arkadaşlar. Sıvı derinliği artarsa sıvı basıncı artar. Bu sefer neye bakıyorum arkadaşlar? Basınç derinlik ilişkisine bakıyorum. Basınç derinlik ilişkisinde bu sefer ne farklı olacak? Derinlikler farklı olacak. Yoğunluklar aynı olacak. Bunu da buradan çıkarabilirim. Nasıl? Bakın arkadaşlar bu sefer derinlikler farklı. Sıvıların cinsleri aynı. Buna bağlı olarak da H1 ve H3 seviyemiz değişmiş arkadaşlar. O yüzden bunu da ikinci durumdan çıkarabilirim arkadaşlar. Üçüncü duruma bakalım. Hava ile temas eden yüzeyleri açık hava basıncı etkiler. Arkadaşlar burada açık hava basıncı değil, sıvı basıncından bahsediyor. O yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Şimdi 7. soruya bakıyoruz. Burada bir katı basıncı olayı var. Katı basıncı kutular var. Buna göre aynı kulleyle aşağıdakilerden hangisi gibi konulduğunda verilen durum gözlenir. Şimdi arkadaşlar. Birinci durumda kaç tane kutu var? 1, 2, 3. O zaman ne diyoruz? 3 bölü 1 eşittir. Basıncımız 3. 3'e kadar dayanıklı. Çünkü ezilme gerçekleşmiyor. Ama 1, 2, 3, 4. 4 bölü yüzey alanımız ne? 1. 4 bölü 1'den basınç 4'e çıktığı zaman eziliyor. Alttaki kutu. Ama 3 tane kutuyu alttaki kutu taşıyabiliyor. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman yani basıncı 3'e kadar da dayanabiliyor. A şıkkında 2, 4 tane de arka tarafta toplam 8 tane kutumuz var. Yüzey alanı kaç? 1, 2, 3, 4. 4 da, 2 de arkada 4. Burada 2. Nedir? Burada 2 olduğu için basınç hani 3'e kadar dayanıyordu. Burada da 2. 2, 3'ten küçük. O yüzden burada kesinlikle ezilme gibi bir durum gerçekleşmez. Gerçekleşmiyor. Hangi durum gözlenir demiş. A durumu gözlenir. Gene de buna bakalım. B'ye de bakalım bir. Örneğin burada 2, 4, 6. 6 tane kutu var. Burada 1, 2, 3. 3 tane yüzey var. 6'yı 3'e böl 2. Nedir bu? 3, 2, 3'ten küçük. Dolayısıyla bunu taşıyabilir. Yani gerçek hani ezilme gibi bir durumun gerçekleşmemesi gerekiyor. Ama burada gerçekleşiyor demiş. O yüzden olmaz. Burada 2, 4, 6. 6 tane kutu var. Bölü. Yüzey alanı kaç? 2. Burada nedir? 3. 3'e dayanıyordu alttaki, en alttaki kutu. Dayandığı için ezilmenin gerçekleşmemesi gerekiyor. Ama burada gerçekleşiyor demiş. Olmaz. Burada 2, 4, 6, 8. 8 bölü. Yüzey alanı kaç? 2. 8, 2'ye böl 4. 4 olduğu zaman ne yapıyordu? Burada olduğu gibi ezilmesi gerekiyordu. Ama burada ezilme gerçekleşmiyor demiş. Bu da olmaz. O yüzden yukarıdaki durumu sağlayan tek durum Adana'dır. Şimdi arkadaşlar buna göre hangileri doğrudur? Birinci ve ikinci havuzda eşit hacimde su konulursa şimdi ikinci havuz daha geniş, birinci havuz daha dar. Şimdi ikinci havuzun tamamındaki sıvı basıncı daha fazla olur demiş. Arkadaşlar
Şimdi bu soruda aynı miktar sıvıyı koyduğum zaman geniş olan yere su daha çok dağılır. O yüzden yükseklik azalır. Dolayısıyla basıncımız azalır. Şimdi bir ve ikinci havuzu eşit hacimde su konulursa demiş. Buna diyelim ki yüksekliğimiz işte belli bir yere kadar gelmiş olsa burada çok az dibinde kalır aynı su. Niye? Çünkü daha geniş. İkinci durumda yükseklik azalacağından sıvı basıncımızın da azalması gerekir. Ama burada ne demiş? İkinci havuzdaki sıvı basıncı daha fazla olur demiş. Hayır arkadaşlar, daha az olması gerekir. İkiye bakıyorum. İkinci havuza, dördüncü havuza göre daha az su konulursa. İkinci havuza, dördüncü havuza göre daha az su konulursa havuzun tabanındaki sıvı basınçları eşit olabilir. Şimdi 2 ve 4. havuza baktığım zaman arkadaşlar, 2. havuz daha dar. 4. havuz daha geniş. Az olanı az koyarsam, çok olanı da çok koyarsam ne yapar? Eşit yüksekliği elde edebilirim arkadaşlar. O yüzden de bursa olabilir. Çünkü havuz küçüldü mü az su koyarsam yüksekliğim az olur. Havuz büyüdü mü yüksekliğim havuz genişlediği için çok su koyduğum zaman aynı yüksekliği elde edebilirim. Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Şimdi bu soruda üfleme yöntemi var. Körük açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen ve genellikle ateş kuvvetlendirmek için kullanılan araçtır diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi 9. soruda körüğün kolları açılırken içindeki gaz basıncı azaldığı için kolları açıldığı zaman arkadaşlar içeriye dışarıdan bir nedir? Hava girişi mevcut. Şu şekilde arkadaşlar, hatta şekli biraz daha büyüteyim. Şurada şöyle içeri doğru hava girişi olmuş. Şimdi her zaman hava hareketi basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. Şimdi içerideki basınç azalmış ki açık hava basıncı etkisini göstermiş ve dışarıdan içeri doğru bir hava hareketi göstermiş. Yani açık hava basıncında biliyorsun basıncın fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru. İçeri doğru hareket ettiğine göre içerideki azalmış, dışarıdaki açık hava basıncı da etkisini göstermiş. O zaman içerideki dışarıdakine göre daha az. Burada da küpük açılırken içindeki gazın basıncı azaldığı için demiş. Evet, azaldığı için açık hava basıncı etkisini gösteriyor ve hava içeri doğru hareket ediyor. İkinci durumda körüğün kolları kapanırken içindeki gaz basıncı artar. Bu sefer hava çıkışı dışarı doğru olmuş. O zaman demek ki burada basınç fazla. Arkadaşlar burada ise az. Hani buradan bu sefer kolları kapanırken içerideki basınç fazlalaşıyor ve dışarıya doğru hava hareketi gözlemleniyor arkadaşlar. İkinci durumda gözlemleniyor. Üçüncü duruma baktığım zaman körüğün hava üflenmesinde basınç farkından, evet, her zaman fazladan aza doğru bir basınç farkı gerçekleşir. O yüzden üçüncü durumda gerçekleşir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1, 2, 3. Şimdi 10. soruya bakıyoruz. 10. soruda arkadaşlar, helyum gazı ile şişirilen bir balon serbest bırakıldığında gökyüzüne yükselirken hacmi artmaktadır. Balonun hacmindeki bu artış aşağıdakilerden hangileriyle açık kalır arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi balonda şöyle bir kural var. Her zaman iç basınç eşittir dış basıncı olacak. Balonda her zaman iç basınç dış basınca eşit olacak. Şimdi arkadaşlar balon yükseklere doğru ne olmuş? Şişmiş. Şiştiğine göre dışarıdaki basınç yükseklere doğru nedir? Açık hava basıncı azalır. Burası azalınca balonda içerideki basıncı dengelemek için o da büyüyecek. Hani dışarıdaki basınç azalınca içerideki fazla olan basınç azalacak ve
balon şişecek. Yani dış basınç azalınca balonu sıkıştıran ortam azalacağı için balon genişleyecek. Balon genişleyecek ve iç basınçta dış basıncı dengelemiş olacak. Buna göre hangileriyle açıklanabilir demiş. Şimdi balonun içindeki gaz basıncının artması. Hayır. Gaz basıncı yükseklere doğru açık hava basıncı azaldığı için içerideki basınç da azalır. Burada direkt zaten cevabımız gözüküyor. Açık hava basıncının azalmasıyla demiş. Evet, açık hava basıncı azaldığı için balonun içindeki basınç da azalacak. İç basınç dış basıncı dengeleyeceği için balon şişer arkadaşlar. Bir de dışarıdaki baskı azalınca balon meydanı boş bulup şişer zaten arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi 11. soruda Y elementi en az elementin bulunduğu periyotta olup kararlı yapıdadır. En az elementin bulunduğu nedir? En az elementin bulunduğu periyotta. En az element birinci periyottadır arkadaşlar. Şimdi Y birinci periyotta olacak ve kararlı olduğu için de soygaz olacak ve direkt helyum olacak. Zaten Adana'da Y birinci periyotta ve helyum olan gözüküyor. Bursa'da da gözüküyor. Denizli'de de gözüküyor. Dolayısıyla Ceyhan'ı arkadaşlar direkt ne yaptık? Eledik arkadaşlar. Çünkü birinci periyotta kararlı olan element helyum arkadaşlar. Şimdi X elementi 3 element 3. periyotta atom numarası en küçük olan elementtir. 3. periyot neydi? Hani 1, 2, 3 satır olacak. Burada da 3. satırda bakıyorum 1, 2, 2 ve 3. satırda değil, 2. satırda arkadaşlar. Bu olmaz. Burada bakıyorum 1, 2, 2. satırda arkadaşlar. Bakın şöyle baktığım zaman 2. satırda bu da gitti. 3. periyotta yani 3. satırda olacak. Bakıyorum 1, 2, 2 ve 3. 3. periyotta evet 3. periyottaki atom numarası en küçük olan element X'tir. Arkadaşlar bu oldu. Z elementinin periyot numarası X elementinden bir tane az. Şimdi Z'nin periyot numarası X elementinden bir tane az. Yani Z bir satır yukarıda olacak. Z bir satır yukarıda. Bir tane az. Grup numarası ise bir tane fazla. Z'nin bakın Z2A grubunda burada Z2A grubunda X1A grubunda. Dolayısıyla Z ondan bir tane fazla. Direkt Adana çıktı zaten. Gene de için yerini de teyit edelim. T elementi Z elementi ile benzer kimyasal. Benzer kimyasal özellik göstermek için de aynı grupta olması gerekiyor. O yüzden cevabımız direkt Adana arkadaşlar. 12. soruda evet, periyodik tabloda bu kısımda diyor, K ve L elementleri seçilerek aşağıdaki gibi belirtiliyor. Buna göre hangileri olabilir? K elementinin periyot numarası L elementinin periyot numarasından küçüktür. Yani K bir üst satırda ise L kesinlikle onun altında olması gerekiyor. L elementinin grup numarası K elementinin grup numarasından da fazla. L hem altta olacak, grup numarası bu tarafa doğru gidildiği için arttığı için L arkadaşlar daha sağda olacak. Yani L hem altta hem de sağda olacak. Şimdi buna göre hangileri doğru olabilir? K ametal, L metal. K'nın ametal olduğu, K'nın üstte olduğu şurasına direkt K'yı koyabilirim. Ametal hidrojen. L de burada olabilir arkadaşlar. Ametal metal sağladı. K metal, L ametal. Şimdi K'nın metal olduğu örneğin birinci durumu sağladık. Şimdi ikinci duruma bakarsak K'yı buraya yazarsam L de altta ve sağda olacağı için L'yi de buraya yazabilirim arkadaşlar. Yani şurada her yere yazabilirim ametal olduğu için. İkinci durumda var arkadaşlar. Üçüncü duruma geçiyorum. K yarı metal, L metal. Şimdi K üstte olacağı için K mecbur burası olmak zorunda. Başka çare yok. L de altta ve sağda olacağı için L'yi buraya yazarım. Ama oraya yazdığım zaman burası metal diyor ama burası ametal. O yüzden bunu sağlamaz arkadaşlar. Üçüncü durumda olmaz. 1 ve 2 sağlıyor. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar.
13. soruda. Şimdi 13. soruda arkadaşlar. Bezelyelerde sarı tohum özelliği baskındır. K ve L bezelyesi tohum rengi bakımından çaprazlandığında M ve P bezelyeleri elde ediyor. Buna göre K, L, M bezelyesinin genotipi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar. Burada yeşil tohumlu arkadaşlar. Hani K sarı tohum baskın. Arkadaşlar sarı tohum baskın olduğu için kesinlikle buna bir nedir? Büyük A var. Büyük A büyük A mı? Büyük A küçük A mı? Onu göreceğiz. Bu çaprazlandığı zaman birincisi büyük A büyük A'mış. Yani burada artık bu büyük A'nın biri anneden biri babadan geleceği için bir annede bir babada kesinlikle bir büyük A var. Yeşil tohum çekinik. Bu da küçük A küçük A'dır arkadaşlar. Bunun biri anneden biri de babadan gelecek. Dolayısıyla bir annede küçük A var, bir de babada küçük A var. O yüzden cevabımız K ve L heterozigot, P'nin de homozigot çekinik olduğu Adana'da var sadece arkadaşlar. Adana'da. Şimdi 14. soruda arkadaşlar DNA molekülü verilmiş. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Bir DNA DNA'da nükleotit sayısı kadar fosfat şeker bulunur. Arkadaşlar zaten kuraldı biliyorsunuz. Toplam nükleotit sayısı eşittir toplam şeker eşittir toplam fosfat. Burada da tek tek saydığımız zaman örneğin bir şöyle arkadaşlar kaç tane var fosfat? Örneğin 1, 2, 3, 4. 4 de burada 8 fosfat var. Diyelim ki arkadaşlar şekerleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 de burada arkadaşlar 8 şeker var. Burada 1, 2, 3, 4. 4 de burada 8 tane de baz var arkadaşlar. Veya 8 tane de nükleotit. Bunu buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Bursa'ya bakıyorum. DNA'daki nükleotitten farklı olması organik bazlar rol oynar. Şimdi DNA'daki nükleotitten farklı olmasında nükleotitler demek bir nükleotit neyden oluşmuştu arkadaşlar? Örneğin şu şekilde şurada bir nükleotit var. Baz şeker fosfat. Bu baz ile diğer yukarıdakinin farklı olmasının sebebi nedir? Bakın fosfatlar aynı, şekerler aynı, bazlar farklı. O yüzden organik bazların farklı olmasından kaynaklanır. Evet. Karşılıklı bağlanan organik baz çeşitlerinin bir DNA'da bulunma sayısı aynıdır. Şimdi organik baz çeşitlerinin arkadaşlar bir DNA'da bulunma sayısının aynı olması diye bir kural olmaz arkadaşlar. Bunu buradan çıkaramayız. Ama denizliği çıkarabiliriz. Örneğin organik baz adenin kırmızı örneğin adenin ise adenin karşısında timin gelecek. Mavi de timin olur. Bunu da buradan çıkarırız. Ama Ceyhan'la ilgili bir durum söz konusu değil arkadaşlar. 15. soruda arkadaşlar. İki bezelyenin çiçek rengi bakımından çaprazlanmasıyla oluşan bazı döllerin genotip ve fenotip oranları aşağıda verilmiştir. Buna göre çaprazlanan bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri hangisidir? Şimdi iki tane çaprazlama oluşmuş arkadaşlar. İki çaprazlama, örneğin iki tane alel çaprazlanmış ve oluşan durumlar nedir? Mor çiçekli oluşmuş. İkincisi de mor çiçekli, üçüncüsü de beyaz çiçekli oluşmuş. Yani dördüncü bezelye büyük A büyük A. Büyük A büyük A bunun biri anneden biri de babadan gelecek. O zaman kesinlikle bir annede bir de babada büyük A var. Şu üçüncüsü büyük A küçük A. Altıncısı büyük A büyük A. Yedincisi büyük A küçük A. Sekiz mor. Dokuz beyaz. Beyaz çiçek nedir arkadaşlar? Küçük A küçük A'dır. Ya bu küçük A küçük A kimden gelecek? Bir anneden bir de babadan gelecek. O zaman küçük A bir annede bir de baba. Demek ki anne ve babanın genotipleri büyük A küçük A büyük A küçük A. Bunu da Bursa'da sağlıyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. 16. soruda arkadaşlar. Erkek üreme hücresi olan spermlerin yumurta hücresinde doğal olarak dölleyemediği zaman çok ince bir pipet yardımıyla şekildeki işlem yapılıyor arkadaşlar. Bu işlem ile sperm hücresi ya da spermin genetik yapısı yumurta hücresine aktarılıyor. Buna göre K uygulaması hangisidir? Arkadaşlar şimdi buraya sperm hücresi aktarılıyor değil mi? Burada direkt enjeksiyon yoluyla hani enjeksiyon yoluyla aktarma var. Burada bir gen aktarımı mikro enjeksiyon yoluyla bir gen aktarımı söz konusudur.
diğerleri girmiyor. Bu tedavi yok, klonlama aynısından yok. Bir yapay seçilim yok. Buradan sadece bir spermi yumurtaya aktarma söz konusu. Burada mikro enjeksiyona girer bulaşıklarda. Şimdi 17. soruda arkadaşlar şekil vermiş. Buna göre demiş. Orak hücreli anemi çekinik alellerce katıldığına göre bu alellerden hangilerinin orak hücreli anemi hastası çocukları olabilir? Şimdi orak hücreli anemi çocuk hastası olabilmesi için hastalığın ortaya çıkması için arkadaşlar nedir? İki tane küçük A'nın yan yana gelmesi gerekir. Burada küçük A, küçük A yan yana gelir, olabilir. İkinci durum olmaz. Üçüncü durum nedir? Küçük A, küçük A, iki tane küçük A yan yana gelebilir arkadaşlar. Dördüncü durumda iki tane küçük A'nın yan yana gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. Şimdi kahverengi bir fare kullanarak yapılan bazı aşamalar aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Kahverengi fareye gebeyken K maddesi yediriliyor. Gelişen yavru doğuyor. Uşakları sarı renkli ve normal besinlerle besleniyor. Arkadaşlar demek ki K maddesi yediği K maddesi tüy renginin değişmesine yani genetiğinin oynanmasına sebebiyet vermiş. Çünkü hani üreme hücrelerinde bir mutasyon söz konusu olmuş ve yavru döllere aktarılmış arkadaşlar. Bu yavru döllerinde direkt vücut hücrelerine de oluşmuş. Şimdi burada oluşan bu durum sarı renkli fareler oluşmuş. Yani dış görünüşü değişmiş. Ve bunu da nesilden nesile aktarmış arkadaşlar. Bu sarı renkli olma durumunu. Bu normal besinlerle beslendiği için hep sarı renkli olarak devam etmiş arkadaşlar. Kısacası K maddesi kahverengi farenin DNA'sının değişmesine sebep olmuştur arkadaşlar. Evet, çünkü K maddesinden oluşan sarı renkli bir fare oluşmuş. Direkt DNA'sını değiştirmiş arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır. Şimdi 19. soruya baktığımız zaman 19'da bir insanın farklı zamanlarda güneşlenme durumuna göre ten renginin değişim durumu şematize edilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ten rengi açılıyor, uzun süre güneşleniyor, teni bronzlaşıyor, uzun süre güneşleniyor, ten rengi açılıyor, uzun süre güneşleniyor, teni bronzlaşıyor. Şimdi modifikasyon neden olan etken o. Burada bir modifikasyon söz konusu. Modifikasyon neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline gelir. Şimdi uzun süre güneşlenince ten bronzlaşmış. Uzun süre güneşlenmeyince ten eski haline geri gelmiş, açılmış. Yani şurada eski haline tekrar açıldığı için eski haline gelmiş. Bunu çıkarabilirim. Güneşlenme sırasında ışık etkisiyle dizdeki bazı genlerin işleyişi demiş. Arkadaşlar bakın bu kısım çok önemli. Gen işleyişi direkt modifikasyondur. Bu bireyin ten renginin koyulaşması ya da açılması kalsal değildir. Evet, bu olay bir modifikasyondur ve kalsal değildir. İfade olarak doğrudur. O yüzden cevabımız denizdir arkadaşlar. 20. soruda. Evet, aşağıda şemada canlılar dünyasında bazı kamuflaj örnekleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bir böcek türü yaprağa benzeyen gövdesiyle avcılardan korunarak yaşamını sürdürüyor. Bir kertenkele türü toprağa benzeyen gövdesiyle avcılardan korunarak yaşamını sürdürüyor. Bir böcek türü yaprak rengine benzeyen gövdesiyle avcılardan korunarak yaşamını sürdürüyor. Bir kertenkele türü yaprağa benzeyen gövdesiyle avcılardan korunarak yaşamını sürdürüyor. Buna göre hangileri doğrudur? Farklı tür hayvanlarda benzer adaptasyonlar. Evet, burada 4 çeşit hayvan var ve hepsi de kamuflaj yapıyor. Yani hepsi de kamuflaj örneği olduğu için benzer adaptasyonlar gerçekleştiriyor. O yüzden biri arkadaşlar çıkarabiliriz birinci durumu. İkinci durumu farklı tür hayvanların farklı korunma özelliklerine sahip olması varyasyondur. Arkadaşlar varyasyon aynı tür içerisindeki kalıtsal çeşitliliktir. Ama burada ne demiş? Farklı tür demiş. O yüzden bu olmaz. Varyasyon aynı tür içerisinde olması gerekiyor. Üçüncü de arkadaşlar
Ortamla aynı renge sahip olmak bazı hayvanların avcılardan korunmasına avantaj sağlıyor olabilir. Şimdi aynı renge sahip olma nedir? Avcılardan korunmak. Bunu da burada belirtmiş zaten arkadaşlar. Avcılardan korunma, avcılardan korunma, avcılardan korunma. Bu da avcılardan korunması için avantaj sağlayabilir demiş. Bunu da görüyoruz. 1 ve 3'ü görüyoruz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeni Hilmi Erdoğan. Yanıt yayınları LGS deneme sınavı Türkçe bölümünde birlikteyiz. Hemen birinci sorunun çözümüyle başlayalım. Numaralanmış cümlelerde alt çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamıyla kullanılmıştır diye soruyor bize. Evet, birinci cümlede soluk sözcüğü kullanılmış, ikinci cümlede yanık sözcüğü kullanılmış. Üçüncü cümlede keskin sözcüğü, dördüncü cümlede ise zayıf. Sözcüğün mecaz anlamda kullanılması gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdı. İkinci cümleye baktığımız zaman yanık türküler derken yanık sözcüğü burada dokunaklı, duygulu, acıklı anlamında kullanılmış. Oysa ki gerçek anlamda yanmış veya yanmakta olan için kullanılıyordu. Dolayısıyla mecaz anlam. Dördüncü cümlede de zayıf sözcüğü kilolu olmayan, şişman olmayan anlamı gerçek anlamıdır. Burada ise zayıf bir bilgi derken güvenilir olmayan anlamında kullanılmış. Dolayısıyla mecaz anlamda kullanılan 2 ve 4 oldu. İkinci soru cümlede anlam sorusu. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hiçbir yarış ilk virajda kazanılmaz ama birçoğu orada kaybedilir derken. Evet, önümüze çıkan olumsuzluğu kastediyor burada virajda anlatmak istediği budur arkadaşlar. Önümüze olumsuzluk çıktığı zaman pes etmemek gerektiğini, pes etmeyen insanların başarılı olabileceğini anlatıyor. Dolayısıyla bunu verdiği anlam ise A seçeneğinde, yani başarıya ulaşanlar olumsuzluklar karşısında pes etmeyenlerdir dediği için A seçeneği oldu. Evet, gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar derken. Bakın burada zaten kuş sözcüğü arkadaşlar somut anlamlı bir sözcük. Çakıl taşı keza yine aynı şekilde, gelincik, erik ağacı. Bunlar hep aynen somut anlamda kullanılan sözcükler. Düşünmek sözcüğü yine soyut anlamda kullanılmış. İçinde ısınması, yüreğine ucuna konar derken yürek sözcüğü burada keza kaygılı ifadesi yine. Soyut anlamlı sözcüklere de yer verildiğini söyleyebiliriz. Hayal ürünü unsurlara yer verilmiştir diyor. Bakın bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır, deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür, çözüldükçe ufalır, küçülür derken bu hayal ürünü unsurlara yer verildiğini gösteriyor bize. Kişileştirme benzetme sanatları vardır demiş. Şurada baktığımız zaman erik ağacının tepeden tırnağa donanması, yine yumak yumak çözülmesi, deliler gibi dönmeye başlaması, bakın burada benzetme sanatı olduğunu gösteriyor bize. Gelinciğin kaygılı bir şekilde bakması ise arkadaşlar kişileştirme sanatı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu da söylenebilir ama duygu sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır diyor. Duygu sözcüğünün eş anlamlısı his sözcüğüdür ama gördüğünüz gibi şiirde his sözcüğüne yer verilmemiş. Histen bahsetmediği için cevabımız C seçeneği oldu. Ve dördüncü soru söz grubunda anlamla ilgili bir soru. Altı çizili sözün bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet, altı çizili ifade tadından yenmez ifadesi. Evet, biz günlük hayatta da aslında bunu bolca kullanıyoruz. Çok beğendiğimiz, hoşumuza giden şeyleri anlatırken ya bu da tadından yenmez, gerçekten çok hoşa giden bir şey anlamında olduğu için cevabımız D seçeneği oldu. Aşağıdaki atasözlerin hangisi anlamca yukarıdaki şiiri destekler demiş. Bakalım şiirde nasıl bir anlam varmış. Meyveli ağaçlar dallarını eğer yere. Meyvesiz kavak varmak ister güneşe. Davulun içi boşsa gümbür der. Dolsa altınla içi sesini keser. Bilgin kişi susar, edeple oturur. Cahil kişi susmaz. Sorar da sorar derken, bakın burada anlattığı bize bilgisiz insanların
üstün görünmek için kasıldığını, böyle öne çıkmaya çalıştığını anlatıyor. Dolayısıyla bu anlamı destekleyen arkadaşlar boş başak dik durur. Yani boş insan, cahil insan kafasını kaldırır, kendini göstermeye çalışır. Oysa ki neydi arkadaşlar? Meyvesiz kavak değil bizim istediğimiz. Bizim istediğimiz meyveli ağaçlar dallarını eğer yere. Yine davulun içi boşsa gümbürder derken B seçeneği doğru cevabımız oldu. Gelelim 6. soruya. 6. soruda 2 tane cümle vermiş ve bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halini soruyor. Evet, eksik ifade olmaması lazım. Bu tarz sorular çok yaygın bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Burada verilen bilgilerde eksiklik olmaması gerekiyor ve yanlışlık olmaması gerekiyor. Yani hem doğru olacak hem de eksiksiz olacak. Dolayısıyla bakın, A seçeneğinde Alplerin en yüksek dağlarından biri olan diyor. Oysa ki neydi? Alplerin en tanınmış dağlarından biri olduğunu söylüyor. Yani en yüksek dağ olduğunu söylemiyor. Burada yanlış bir bilgi var. O yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğine geldiğimiz zaman Alplerin en tanınmış dağlarından biri olan, evet buraya kadar sorun yok, ve İsviçre sınırında bulunan diyor. Oysa ki İsviçre sınırında değil, İsviçre İtalya sınırındaydı. Burada da yine İtalya bilgisi eksik kullanıldığı için B seçeneğini de elemiş olduk. C seçeneğine baktığımız zaman Alplerin en tanınmış dağlarından biri olan, evet Alplerin en tanınmış dağlarından biri olan ve İsviçre İtalya sınırında bulunan, evet, ünlü Matterhorn Dağı, Matterhorn Dağı bakın burada eşsiz bir doğal manzaraya sahiptir. Evet, eşsiz bir doğal manzaraya sahiptir ama ne eksik arkadaşlar? Bakın, yüksekliğini vermemiş burada. Eksik bilgi var. 4478 metrelik yükseklik verilmemiş. O yüzden bu seçeneği de eledik. D seçeneği en doğru biçimde tamamlanmış halidir. Evet, Alplerin en tanınmış dağlarından biri olan İsviçre-İtalya sınırında bulunan ünlü Matterhorn Dağı 4478 metrelik yükseklikte ve eşsiz doğal bir manzaraya sahiptir derken tüm ifadeyi karşılayan anlamca doğru birleştirilmiş hali D seçeneği oldu. Evet, gelelim 7. soruya. Bir görsel yorumlama sorusu. Ne istiyor bizden? Bu tablo ile ilgili aşağıdaki cümlenin hangisi kişisel görüş içermemektedir diyor. Bakın, kişisel görüş içermeyecek. Yani öznellik olmayacak. Verilen bilgilerin nesnel olması gerekiyor. Bakalım hangisinde kişisel görüş içermemiş. Mevsim sonbahar olduğu için tablodaki ağacın yaprakları sert rüzgarlardan dolayı dökülmüştür. Şimdi buradaki ağacın yapraklarının döküldüğünü görüyoruz ama bunun gerekçesini biz sadece tabloya bakarak çıkartamadığımız için kendi görüşünü katmış diyoruz. B seçeneğine baktığımızda yolda giden adamlardan biri durmuş, heyecanla gökyüzüne bakmaktadır diyor. Evet, adamlardan birisinin durduğunu söyleyebiliriz, gökyüzüne baktığını söyleyebiliriz ama heyecan ifadesi burada kişisel görüşü içerdiği için B şıkkını eledik. D seçeneğine bakalım. Tablodaki insanlar genel olarak mutsuzdur diyor. Tablodaki insanların yüz ifadesiyle ilgili genel bir çıkarım yapamıyoruz. Dolayısıyla bakış açısına göre değiştiği için bu da kişisel görüş içermekte. O yüzden D seçeneğini de eledik. Gelelim C seçeneğine. Tablonun sol tarafından, yani şu kısımdan güneş vurduğu için gölgeler sağ tarafa düşmek. Evet, kanıtlayabilir miyim arkadaşlar? Bakıyorum, buradaki atın gölgesinin burada olması, insanın gölgesinin bu tarafa bakması, yani batıya doğru bakması sağ tarafa düştüğünü göstermekte. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Evet, bir kelime bulma oyunundan bahsetmiş. Oyunla ilgili bilgi vermiş bize. Oyunda ne oluyormuş? Harfler vermiş. Harflerle kelime türetmesini istiyor. Her doğru türettiği kelime için arkadaşlar harf başı 2 puan kazanıyor. Verilen harfler dışında kullandığı her harfte ona 3 puan kaybettiriyor. Buna göre bakmamız gerekiyor. Yukarıdaki harflerden bakın. M var, A var, R var, K var, E var, T var. Yani verilen harf market değil, özür diliyorum, maket ifadesini kullanmıştı. Burada gördüğünüz gibi verilen harflerden kullanmış. Her bir doğru harf 2 puan kazandırdığına göre 5 harfli bir kelimeden kazandığı puan 10 puan. İkinci oyunda ise
Ne yapmış Hasan? Bakalım. İkinci oyunda kamera kelimesini türetmiş. Bakıyorum kamera derken evet gördüğünüz gibi aynı harfi iki kere kullandığı bir durum yok. Kamera kelimesini kullanarak 2, 4, 6, 12 puan kazanmış oldu burada. Üçüncü oyunda ise semazen kelimesini türetmiş. Baktığımız zaman evet S harfini kullandı, E harfini kullandı, M, A, Z, A. Ne yaptı? Bakın burada bir E harfi daha kullandı. Oysa biz bunu kullanmıştık. İkinci kez kullanamıyorduk. Dolayısıyla bu harften bir eksi 3 puan aldı. Ve N harfini kullandı. Şimdi yaptığı kelimeden 2, 4, 6, 8, 10, 12 puan kazandı. Eksi 3 eşittir 9 puan. Şimdi seçeneklere bakalım. Hasan'ın birinci oyundan aldığı puan, üçüncü oyundan aldığı puandan azdır. Evet, birinci oyundan 10 puan almıştı. Üçüncü oyundan 9 puan almıştı. Fazladır diyor. Bakın fazla. Dolayısıyla doğru. Hasan 3. oyundan 9 puan almıştır diyor. Gördüğünüz gibi 9 puan almıştı. Doğru. 2. oyunda türetilecek kelimelerden biri meraklıdır. Evet, meraklı kelimesini buradan türetebiliyoruz arkadaşlar. Bu da doğru. 1. oyunda Hasan'ın bulduğu kelime türetilecek en yüksek harfe sahip kelimedir. Bakın birinci oyunda maket kelimesini yapmıştı. Bakın birinci oyunda ben market de yapabiliyordum. Dolayısıyla en yüksek harfe sahip kelime olamaz. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Gelelim 9. soruya. 9. soruda karışık olarak cümleler vermiş. Bu cümlelerle anlamlı bir metin oluşturmamızı istiyor ve dut pekmezin yapım aşamaları. Şimdi öncelikle ne yaparız? Öncelikle şunu yapıyoruz arkadaşlar. İlk paragrafın giriş cümlesi olmaya aday hangisi? Önce dutları bir kabın içerisine koyun ve dutların üzerine bir miktar gelecek şekilde su ekleyin. Bir numaraya bu cümleyi koyduk. Daha sonra ne yapıyoruz? Su ekledikten sonra dutun rengi kızarana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin ve bu sırada hafif hafif karıştırın. Üzerinde oluşan köpüğü dakikada bir almaya çalışın. Hadi bakalım köpüğü de aldık. Daha sonra ne yapıyoruz? Dutlarımız artık ne oldu? Kaynamaya başlamıştı. Pişen dutları bir tülbent yardımıyla boş bir tencerenin içerisine sıkın. Dutlarımızı sıktık. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da sıkınca aynı zamanda biz onu ne yapmış olduk? Süzmüş olduk. Dutu süzdükten sonra suyunu yaklaşık 15 dakika daha kaynatın. Suyunu kaynattık. Devam ediyorum. Dut suyu kaynadıktan sonra bakın ilişkili kaynatmıştık. Kaynadıktan sonra küçük kaplara paylaştırın. Kaplara paylaştırdık. Ve devam ediyorum. Sonra ne yapıyoruz? Ardından pekmez dolu bu kapları güneş gören bir yerde en az 2 gün bekletin. Beklettik bakalım. 2 gün bekletin demişti. 2 günün sonunda evet demek ondan sonra bu gelecek. Pekmezi bir tülbent ile süzün ve cam kavanozlara koyun. Artık pekmeziniz hazır. Pekmez yapıyorduk. Demek ki zaten bunun son cümle olacağını da buradan anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bizden ne istiyordu? Sondan üçüncü istiyordu. Sıralamamız bu şekilde olduğunda sondan üçüncü cümlemiz A seçeneğindeki 2 numaralı cümle olmuş oldu. Evet, 10. soruda metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi metnin anlam akışını bozmuştur diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar neyden bahsediyor? Bakın bu tarz sorularda birbiriyle ilişkili, birbiriyle bağlantılı cümlelerin ardışık gelmesi gerekiyor. Bakalım birinci cümlede neyden bahsetmiş? Komma gene kralının yaptırdığı anıtsal heykeller Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Bakın buradaki bahsettiğimiz konu anıtsal heykeller. Devam ediyorum. Dağın üzerindeki son derece değerli arkeolojik kalıntılardan biri de burada bulunan metrelerce uzunluğundaki bir kitabedir. Bakın ikinci cümlede biz neyden bahsettik? Bir kitabeden bahsettik. Bir de anıtsal heykelden bahsetmiştik. İki de dağın üzerindeki kalıntılardan ortaya çıkan bir kitabeden bahsettik. Şimdi bakalım üçüncü cümlede hangisinden bahsediyor? Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. He, demek ki o zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Anıtsal heykelden bahsettik, anıtsal heykelden bahsettik. Oysa burada arada bir kitabe vardı. Dolayısıyla bu anlamın akışını bozar bakın. Çünkü demek ki 1'de ve 3'te anıtsal heykelden bahsediyorsa ki devamında da yine
Doğu terası, yine Doğu terası dediği, bakın anıtsal heykelin Doğu terasından bahsediyor. Yine 4'te de bundan bahsetmeye devam ediyor. Yine 5'te de aynı şekilde anıtsal heykellerden bahsetmeye devam ediyor. Anlamın akışını bozan 2 numaralı cümle, yani kitabeden bahsetmiş olduğu cümle oldu. Gelelim 11. soruya. Bu medya metninin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın neyi anlatıyor burada bize? Mardin mutfağını anlatıyor. Mardin mutfağı Mezopotamya'nın mirası olarak ifade edilmektedir. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için Mardin mutfağında Türkiye, Irak, İran ve Suriye gastronomisinin izleri görülmektedir. Mardin mutfağının zengin olmasını bölge halkının tüccar olmasından kaynaklı sürekli seyahat etmeleri ve gittikleri yerlerden yeni şey getirmeleri etkili olmuştur. Bu nedenle Mardin mutfağı tüccarların mutfağı olarak da anılmaktadır. Mardin'in yemek kültüründe özellikle et, bulgur, baharatlar ve kurutulmuş sebzeler başrol almaktadır. Yöresel ürünlerin çoğu evlerde yöre insanı tarafından yapılmaktadır. Bakın burada bize herhangi bir konuya karşı çıkıp kendi düşüncesini anlatmaya çalışsaydı ikna etme derdik. Bir olay anlatmış olsaydı olay yorumlama derdik. Tamamen eğlendirmek için yazılmış olsaydı eğlendirme derdik. Ama burada bize ne yapıyor? Mardin mutfağı hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla bilgi verdiği için bu metnin yazılış amacı bilgi vermedir diyoruz. Gelelim 12. soruya. Bu metne göre aşağıdakilerin hangisi düzenli egzersiz yapmanın insana sağladığı yararlardan biri değildir diyor. Bakın soru köküne dikkat etmemiz gerekiyor. Düzenli egzersiz yapan insan ne yapıyormuş? Enerji verme gibi onlarca faydası varmış düzenli egzersizin. Enerji verdiği için ne yapar? Kişi kendini daha dinç hisseder. Daha az stresli olunca ne olur? Olumsuz düşüncelerden kurtulur. Kendilerine olan saygıları artınca öz saygı artar. Yani kendine olan saygısı artar. Ama planlı hareket etmeyle düzenli egzersiz yapmanın hiçbir yararından bahsetmemiş bu şekilde. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Evet, gelelim 13. soruya. Metin türleriyle ilgili bir soru. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, bugün yıkık durumdaki Harput Kalesi'nin öbür adı Süt Kalesi'dir. Bu at söylencelerden, yani söylenceyi zaten ben burada görünce arkadaşlar söylencenin diğer adı nedir? Efsanedir. Devam ediyorum. Zaten aslında cevap çıktı bakın burada. Bunlardan birine göre, yani efsanelerden birine göre kaleyi yaptıran hükümdar çok zenginmiş. Öyle ki sürülerinin sütü çok gelirmiş de artanı derelere, çaylara dökülürmüş. Yok artık dediniz değil mi? Sürülerinin sütü çok geliyormuş, çaylara ve derelere dökülüyormuş. Yöredeki dere ve çaylar bu nedenle süt rengi akarmış. Kale yapılırken çevredeki sular yetmediğinden harç karmada bu sütler kullanılırmış. Kaleye bu nedenle süt kalesi denmiş derken. Bakın masalda evet daha çok hayvanlardan kahramanların oluştuğu amacı bir ders vermek olan metin türüydü. Öykü gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların anlatıldığı bir metin türüydü. Fable yine kahramanları özellikle hayvanlardan oluşan ya da insan dışı varlıklardan oluşan yine ders vermek amacıyla yazılmış kısa yazılardı. Efsane ise arkadaşlar geçmişten günümüze gelen olağanüstülüklerin bulunduğu yazı türüydü. Dolayısıyla bu metnin efsane olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim 14. soruya. 14. soruda bir metin vermiş. Bu metni aşağıdaki görsellerden hangisi desteklemez diye soruyor. Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri anlatıyor. Bakın bize burada hayatımızı kolaylaştırmasından, bilgiye erişimi nasıl hızlandırdığını hepimizin şahit olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla bir teknolojiye bağımlılık, yani dezavantajlarının içerisinde bağımlılık olduğundan bahsediyor. İnsan ilişkilerine zarar vermekle kalmıyor. İnsan sağlığında ciddi oranda tehdit. Bakın teknoloji bağımlılığı var burada. Akıllı saatini prize takmış, işte telefonu prizde, ayrılamıyor, bağımlı kalmış buraya bakın. Yine insanlar bir arada oturuyor, hepsinin elinde telefon, tablet, bir teknoloji bağımlılığından bahsediyor. Tablet etrafında ya da telefon her neyse onun önündeyken uyuyakalmış bir bağımlılık, yatağına gidip yatmıyor, bağımlılıktan bahsediyor. Burada ise bakın teknoloji yok. Eski dönemlere ait bir telefon kulübesi,
telefon kulübesinin başında beklediğini, yani teknolojinin bağımlı olması ya da hızlanması ile ilgili bir görsel değil bakın. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Gelelim 15. soruya. 15. soru fiilimsi sorusu arkadaşlar. Bizden ne istemiş? Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur diyor bakın. A seçeneği bir dursun bakalım. B seçeneğinde nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Bakın çekimli fiil kullandı, çekimli fiil kullandı. Nicelerin gelmez yola gönderdi. Nasıl yola gönderdi? Bakın buradaki gelmez sözcüğü yolu nitelediği için buradaki gelmez sözcüğü sıfat fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla burada fiilimsiye yer verilmiş. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir. Merdin Sıla'yı andıkça, evet anmak kelimesine gelen bir dıkça dikçe eki var bakın burada. Ne yapıyordu dıkça eki? Zarf fiil yapıyordu. Dolayısıyla burada da fiilimsiye yer verildiğini söyleyebiliriz. Bizim ilde üzüm olur, alıç olur. Sızlanır bozkurtları, aç olur. Bir yiğide emmi demek güç olur. Oo, hemen ben burada demek sözcüğünde mayışmaktaki makmek ekini gördüm. İsim fiili yapıştırdım. Dolayısıyla burada da fiilimsi var. Ama A seçeneğindeki dörtlüğe baktığımızda herhangi bir fiilimsi olmadığını görebiliyoruz. Cevabımız bu yüzden A seçeneği oldu. Evet gelelim 16. soruya. Cümlenin ögeleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Demiş ki hangisinde yer tamlayıcısı yoktur diyor. Sebzeleri yıkamak için çeşmeden su getirdi. Getirdi yüklenmez. Kim getirdi? O getirdi. Gizli özne nereden getirdi? Çeşmeden ifadesi burada yer tamlayıcısı olarak kullanıldı. Otomobilin bagajında eski bir televizyon vardı. Vardı yüklem ne vardı? Eski bir televizyon öznemiz nerede vardı? Otomobilin bagajında yer tamlayıcısı olarak kullanıldı. İstasyona gelen yaşlı adam bana saati sordu derken kim sordu? İstasyona gelen yaşlı adam öznemiz kime sordu? Bana sordu derken bakın burada da yer tamlayıcısına yer vermiş. Dolayısıyla A'da, B'de ve D'de yer tamlayıcısına yer vermiş. C'de neden olmadığını söyleyeyim arkadaşlar. Çiftçiler tarlalarını sonbaharda sürer derken sürer yüklemimiz kim sürer? Çiftçiler öznemiz neyi sürer tarlalarını? Bakın burada i halinden de biz onun belirtili nesne olduğunu anlayabiliyoruz. Ne zaman sürer? Bakın nerede diye sürer diye sormayacağım burada. Ne zaman sürer? Sonbahar bir zaman bildirdiği için zarf tümleci olarak kullanılmış. Dolayısıyla burada daha iki var diye biz buna yer tamlayıcısı demiyoruz. Bazen de bulunma hal ekini alan ya da yaklaşma ya da uzaklaşma hal ekini alan sözcükler bu şekilde zaman bildirerek zarf tümleci olarak kullanılabilir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oldu. Evet yazım yanlışı ile ilgili bir soru demiş ki bu metindeki yazım yanlış aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Evet özel isimler büyük yazılır doğru. Özel isimlere gelenekler kesme işaretiyle ayrılır doğru. Birlikte Batı felsefesinin derken buradaki Batı ifadesi arkadaşlar yön bildirecek şekilde değil. Bu arada bulunan ülkeleri kastederek kullanıldığı için Batı'nın B'sinin büyük olması gerekiyordu. Nerede bahsetmiş? Evet büyük harflerin yazımı ile ilgili bir kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmış. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu. D'nin yazımında bakın bir sorun yok. Bileşik sözcüklerin yazımında bir sorun yok. Ses olayına uğrayan sözcüklerin yazımında bir sorun yok. İyi düşmüş bakın burada. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevabımız oldu. Gelelim 18'e. Hangisinde herhangi bir noktalama yanlışı yoktur diyor. Baktığımız zaman doğru yazılan. Bakın buraya kadar herhangi bir noktalama hatası yok ama şurada 9000 yıl derken bunun nasıl yazılması lazım? Sayılar yazılırken 4 veya 4'ten çok basamaklı sayılar sondan üçerle ayrılarak arasına nokta koyularak yazılır. Dolayısıyla burada bakın nokta koymadığı için burada bir noktalama hatamız var. Sur ilçesindeki Diyarbakır Kalesi'nin derken evet kale, han, saray, köşk bunlar özel isimdir. Dolayısıyla Diyarbakır Kalesi derken evet büyük yazılmış doğru ama özel isimlere gelen eklerin kesme işaretiyle ayrılması gerektiği için burada kesme işareti kullanılmamış. Bu da bir noktalama yanlışı oluyor. Yine burada Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 4 giriş kapılı
İç ve dış kaleden oluşan yapının surları derken, bakın burada noktalı virgül kullanmış. İyi de burada bizim noktalı virgül kullanmamıza gerek yok. Çünkü buradaki bir yapıdan bahsediyor. Yapının surlarından bahsediyor. Surların özellikleri Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan, evet, 4 giriş kapılı, yine özelliklerini saymaya devam ediyor. Ve iç ve dış kaleden oluşan derken yine özelliklerini saymaya devam ediyor. Yani aslında burada eşkelebli sözcük ve sözcük gruplarını kullandığı için olması gereken noktalama işareti virgül olması gerekiyordu ama noktalı virgül kullanarak burada da bir yanlışlık yapılmış. Dolayısıyla en doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Geldik 19. soruya. 19. soru bir grafik yorumlama sorusu. Bu grafikten hangisi çıkarılamaz diye soruyor bize. Evet, bakalım seçeneklerle ilerleyelim. Hafta içi otomobil kullananların sayısı pazartesiden çarşambaya doğru artış göstermiştir. Evet, hafta içi otomobil kullananların sayısına baktığım zaman otomobil yeşildi. Evet, 2184, 2375 dolayısıyla bir artış var. 2400 derken evet bir artış da burada var. Çarşambaya doğru artış göstermiş mi? Evet göstermiş, doğru. Sonrası için zaten bizden bir şey istemiyor. Çarşamba günü otobüs kullananların sayısı, otobüsümüz maviydi. Çarşamba günü otobüs kullananların sayısı 6200. Hem bir önceki hem de bir sonraki gün aynı aracı kullananların sayısından daha fazladır demiş. Bir önce kullanan kaçtı? 6085 fazladır, doğru. Bir sonraki gün kullananların sayısı 5900, dolayısıyla fazla olduğu için bu da doğru. Perşembe günü otobüs kullananların sayısı, perşembe günü otobüs kullananların sayısı 5900'dü bakın. Aynı gün otomobil kullananların sayısının iki katından fazladır. Evet, 2375 demiş. İki katından fazla mıdır? Evet fazladır, çünkü 4700 yapacaktır. Dolayısıyla 4750 yapacaktır. Pardon, 4750 olunca da 5910'dan fazla olduğu için bu da doğru bir bilgi. İki katından fazla. Metro kullananların en az olduğu gün, metro kullananların en az olduğu gün hangisi arkadaşlar? 9433 ile çarşamba günüymüş. Otobüs kullananların en fazla olduğu gündür. Otobüs kullananların en fazla olduğu gün müdür? Bakıyorum 6200. Oysa burada ne var bakın? 6555 var. Demek ki yanlış bir bilgi var burada. Cevabımız C seçeneği oldu. Gelelim son soruya. Fiilimsi ile ilgili bir soru yine. Ne demiş? İsim fiili iki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığın, bir ya da kavramın adı olan sözcükleri, adı olan bazı sözcükler vardır. Bunlar eylem, hareket anlamı taşımadığı için fiilimsi olarak kabul edilmez. Ne diyorduk biz bunlara? Kalıcı isim diyorduk. Evet, cümlelerin hangisine verilen sözcükler her iki cümlede de isim fiil olarak kullanılmıştır diyor. Bakıyorum, dedeme görüş gününde tatlı götürdüm derken, bakın görme iş günü diye bir şey olmaz. O yüzden buradaki görüş günü bir isim tanımlaması olmuştur. Yani kalıcı isme dönüşmüş. Çınar ağacı görüşümüzü engelliyordu derken, görme işinden bahsediyor. Bak burada, evet, burada isim fiil olarak kullanılmış diyebiliriz. Ama her ikisini de istiyordu bizden. O yüzden birinci kişi gitti. İkinciye bakalım. Açma sözcüğünü ne olarak kullanmış? İki oda arasına bir kapı açmayı düşünün. Kapı açma işinden bahsediyor bakın. Dolayısıyla bu bir isim fiildir. Anneme hamur açmanın sırrını sordum derken, hamur açma işinden bahsediyor yine. Hala iş anlamını koruduğu için arkadaşlar yine isim fiil olarak kullanıldı. Aslında cevabımız Bursa oldu. Diğerleri neden olmuyor? Hemen onları da göstereyim. Halı dokumayı küçük yaşta öğrendim derken, halı dokuma işinden bahsettiği için evet isim fiildir. Doğru. Duvardaki asılı dokumayı anneannem örmüş derken, buradaki dokuma duvarda bulunan halının genel adıdır. Onlara artık genel olarak dokuma ismi verildiği için kalıcı isim olarak kullanılmış. Bulduğu kütüğü oymak için keseri eline aldı derken, evet oymak sözcüğü burada isim fiil. Oymak beyi derken, evet burada zaten bildiğiniz gibi kalıcı isim olarak kullanılmış oymak sözcüğü. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Evet sevgili arkadaşlar, Yanıt Yayınları LGS Türkçe bölümünün sonuna geldik.
Sizlere her zamanki gibi ne başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sayaç Eğitim Kurumlarından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yanıt yayınları ile birlikteyiz. İlk sorumuz, TÜİK Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların gösterildiği haritalı bir soru. Soruya baktığımızda bu ayaklanmalara ve çıktıkları yerlere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. A şıkkı bazı Kuvayi Milli Önderlerinin asilik yaptığı. Evet, burada bizim ismen bildiğimiz Ethem Bey ayaklanması, sonra Delibaş Mehmet ayaklanması buna örnek olarak gösterilebilir. A şıkkına ulaşabiliyoruz. En çok isyanın Batı Anadolu kıyılarında çıktığı diyor ki bu biraz daha yorumsal bir bilgi olduğu için bunu alamıyoruz. C şıkkı Karadeniz'in doğu kıyılarında ayrılıkçı hareketler görüldü. Evet, burada Karadeniz'in doğu kısmını görüyoruz arkadaşlar. D şıkkı ülkenin değişik bölgelerinde farklı büyüklüklerde ayaklanmalar yaşandı. Evet, ülkenin genel anlamında bu ayaklanmaları gördüğümüz için D şıkkına da ulaşıyoruz. B şıkkının doğru cevabımız olduğunu işaretleyip ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soruda Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı siyasi düşünceler Osmanlı devlet yöneticileri arasında taraflar bulmuştur. Bu devlet yöneticileri söz konusu düşüncelerin etkisiyle tanzimat ve ıslahat fermanlarını ilan ettiler ki bu fermanlar Osmanlı Devleti'nde aslında demokratikleşme hareketlerinin ön çalışmalarıydı. Aynı şekilde meşrutiyet yönetimine geçilmesini sağlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını önlemek istediler. Çünkü meşrutiyetle birlikte halk da yönetime katılacaktı. Daha demokratik çalışmalardı. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş. A şıkkı evrensel olaylardan etkilenmiştir. Evet, Fransız ihtilali evrensel bir olaydı. Genel anlamda tüm dünya milletleri etkilenmişti. Fakat Osmanlı Devleti bu durumdan daha fazla etkilenmişti. Çünkü içerisinde çok fazla ulus vardı. B şıkkı zamanla ekonomik açıdan güçlenmiştir. Maalesef böyle bir bilgiyi göremiyoruz arkadaşlar. Ekonomik açıdan güçlenemiyor Osmanlı Devleti. C şıkkı Avrupa'nın en demokratik ülkesi haline gelmiştir. Bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. Böyle bir bilgi yok. Sömürgeci bir devlet olmak için mücadele etmiştir. Tarihin hiçbir devrinde zaten sömürgeci bir devlet olmadık. O yüzden Denizli'de ulaşamadığımız bir bilgi. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuzu da böylelikle bitirmiş oluyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesi verilmiş. Vilayeti Sitte yani 6 doğu ilinden bahsediliyor burada. Adı verilen yerlerde Erzurum, Van, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu vilayetleri işgal edebilecekti. İtilaf devletlerinin bu maddeyle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir diyor. A şıkkı Türk halkının haberleşmeyi engellemeyi. Hayır, böyle bir bilgi yok burada. Bu aslında farklı bir maddeyle verildiği için bize sadece 24. maddede isteneni sorduğu için A şıkkına ulaşamıyoruz. B şıkkı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmayı. Evet, zaten plan bu. Özellikle il il veriyorlar ve bu bölgelerde bir karışıklık çıkmasını bekliyorlar. Hatta beklemeyip karışıklıkları kendileri çıkarıyorlar. Dolayısıyla bu bölgedeki Ermeni devleti kurmak 3. sorumuzun doğru cevabı. Böylelikle 3. sorumuzu da bitirdik. 4. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu da 1. Dünya Savaşı'ndaki Kanal Cephesi ile ilgili. Bu bilgilerden hareketle Kanal Cephesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Osmanlı Devleti tarafından açılan bir cephedir. Kanal Cephesi, evet, Osmanlı Devleti'nin taarruz cephesiydi ki biz taarruz cephelerini baş harfindeki K'lardan hatırlıyorduk. Kafkas ve Kanal Cephesi. Burada da Kanal Cephesi'ni sormuş. B şıkkı Osmanlı ordusu hedeflediği sonuçlara ulaşamamıştır. Evet, çünkü en son cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. Girişimde bulunduysa da büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar bilgisinden söyleyebildiğimiz bir bilgi. C şıkkı asker sayısının azlığı savaşların kaybedilmesine neden olmuştur. Böyle bir bilgiden bahsetmemiş arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Yine kontrol etmek amacıyla D şıkkına da bakıyoruz. Osmanlı askerleri coğrafyanın olumsuzluklarından etkilenmiştir. Evet, burada da ikmal hatları yeterli olmadığı için diyor. Çok zor şartlarda askerin yorgun düşmesine neden oluyor. Dolayısıyla D şıkkına da ulaşabiliyoruz. Söylenebilir olan şıkkımız C şıkkıydı.
Beşinci sorumuza geçiyoruz. 5'te temel ilke Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gelişmiş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan öteye gidemez. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılığını istemek, manda ve himayeden bahsediyor arkadaşlar. İnsanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir efendi getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk'taki bu sözleri milli mücadelede aşağıdaki kavramlardan hangisinin benimsendiğini göstermektedir. Çağdaşlık daha çok akıl ve bilimle ilgili olduğu için burada bahsedilen şey bağımsızlık. Dolayısıyla A şıkkına ulaşamıyoruz. Hukuk devleti de değil. Milli egemenlik yönetimsel anlamda bir şey olacak ki öncelikle bağımsızlık amaçlandığı için, yani ülkenin işgalden kurtulması ve diğer devletlerin boyunduruğu altına girmesinin engellenmesi dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 6. sorumuza geçiyoruz. 6. soruda misak-ı millinin esasları verilmiş. Ve misak-ı millinin bu esaslarına bakılarak aşağıdakilerden hangisine önem verildiği söylenebilir demiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada düşman devletlerin işgali altında bulunan Arap çoğunluğun yaşadığı yerlerin geleceği o bölge halkının oylarına göre tayin edilecekti. Çünkü o bölgede çoğunluk Türk diye düşünülüyordu. İşgal edilmemiş bölgeler ise bölünmez ve ayrılmaz bir bütün sayılacaktır. İkinci öncülde halk oyu ve ana vatana katılmış olan Kars, Ardahan, Batum, Evliye-i Selase dediğimiz bölgeler gerekirse tekrar serbestçe halk oyuna başvurulacak. Çünkü yine Türklerin çoğunlukta olduğunu düşündüğümüz bir yer. Ve yine Batı Trakya'da aynı şekilde. Dolayısıyla misak-ı millinin bu esaslarına bakılarak hangisine önem verildiği söylenebilir diye sorduğu için dış yardımlardan bahsetmiyor. B şıkkı silahlı mücadele de bahsetmiyor. Demokratik yöntemleri, evet, halk oylamasında demokratik bir yöntem halkın kendi isteğine sunulacak ve o nereyi istiyorsa oraya katılacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 7. sorudayız arkadaşlar. Mustafa Kemal Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı eserinin yanında Rousseau'nun hak ve özgürlükleri savunduğu Sosyal Mukavele ve Kötü Kanunları tartıştığı Emil adlı eserini okudu. Fransızca ve Almanca bildiği için bu dillerden mesleğiyle ilgili çeviriler yaptı. Okuduğu eserlerdeki fikirlerden faydalanıp bunları sentezleyerek kendi düşüncelerini oluşturdu. Bu düşüncelerin doğal sonucu olarak da ilk görev yeri olan Şam'dayken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Profesör Doktor Ünsal Yavuz, Atatürk İmparatorluk'tan Milli Devlet'e. Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye soruyordu sorumuz. A şıkkı fikir dünyasının oluşmasında Türk aydınları etkili olmuştur. Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau Türk aydın değildir arkadaşlar. O yüzden bunu söyleyemeyiz. B şıkkı askeri görevleri sırasında daha çok kültür kitapları okumuştur. Burada da daha çok kültür kitapları okumuştur gibi bir yorum yapamayız. C şıkkı okudukları eserlerden etkilenerek bunları hayatında uygulamıştır. Evet, bunları hayatında. Çünkü doğal sonucu olarak ilk görev yeri Şam'dayken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmasından bu bilgiyi çıkarabiliyoruz arkadaşlar. C şıkkı doğru cevabımız. Kontrol amaçlı yine de D'ye bakıyoruz. Okuduğu yabancı kitapların tamamını Türkçe'ye çevirmeye başlamıştır. Tamamı gibi kesin ifadelerden genelde uzak durduğumuz gibi bu soruda da yine tamamı diyemeyiz arkadaşlar. 8. sorumuza geçiyoruz. 8'de 1. Dünya Savaşı öncesinde dünya siyasetine yön veren en önemli olay sanayi inkılabı ve bunun sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik yarışıydı. Çünkü devletler sanayi inkılabını gerçekleştirmiş, sömürge arayışına girmişler, ham madde bulmaya çalışmışlardı. Sömürgecilik yarışı 19. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan İtalya ve Almanya'nın sanayileşme hamleleriyle birlikte daha da hızlandı. Çünkü onlar yayılmacı bir politika izleyecekler.
Almanya ve İngiltere'nin Afrika ve Uzak Doğu'daki sömürgelerine el koymak niyetindeydi. Bu amaçla Berlin-Bağdat Demiryolu projesini hayata geçirerek Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini artırmaya çalışıyordu. İtalya ise Akdeniz'deki gücünü artırarak Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kalan topraklarıyla bağını ve Ege Denizi üzerindeki hakimiyetini zayıflatıyordu. Zaten İtalya Trablusgarp, yani bizim Kuzey Afrika'daki son toprağımıza saldıracaktı yine sömürgecilik maksadıyla. Buna göre 1. Dünya Savaşı'nın başlamasında aşağıdaki alanlardan hangisi daha etkili olmuştur diyor. Yani buradaki birçok şey etkili olacak ama bizden bahsettiğimiz şeyi bulmamızı istiyor. Dolayısıyla dinsel değil arkadaşlar. Sosyal insanlar evet tabii ki de etkilenmiştir ama burada bahsettiği şey yine bu değil. Kültürel de değil, ekonomik, yani sömürgecilik, ham madde arayışı, sanayi inkılabı hepsi ekonomiyle ilgili olduğu için doğru cevabımız D şıkkı. 9. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki haritada Erzurum Kongresi'ne katılan delegelerin geldikleri şehirler gösterilmiştir. Bu haritaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A şıkkı toplanışı bakımından bölgesel bir kongredir. Evet, çünkü sadece Erzurum'da geldikleri şehirler gösteriliyor. Dolayısıyla toplanış bakımından bölgesel bir kongredir diyebiliriz. B şıkkı ulusal kararların alındığı önemli bir toplantıdır. Buradan kararları göremeyiz arkadaşlar. Normalde evet kongrede ulusal kararlar alınmıştır ama biz burada göremeyiz bu bilgiyi. O yüzden B şıkkına ulaşamıyoruz. C şıkkı milli mücadelede yapılan en önemli çalışmadır. Yine en önemli diye bir kıstas koyamayız. D şıkkı kongrede milli egemenliği pekiştirecek kararlar alınmıştır. Biz burada kararları göremediğimiz için bu şıkka da ulaşamıyoruz. Yani sadece Doğu Anadolu bölgesini ele aldığı için toplanışı bakımından bölgesel olduğunu görebiliyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 10. son sorumuza geçiyoruz. 10. soruda Mondros Ateşkes Anlaşması'nı izleyen günlerde galip devletlerin işgallerinden cesaret alan Rumlar kendi devletlerini kurmak amacıyla Türklere karşı saldırıya geçti. Bunlar bir yandan işgalcilere yardım ederken diğer yandan Türklere karşı doğrudan silahlı faaliyetlerde bulunmaya başladı. Buna göre Rumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. İşgalcilerle birlikte işbirliği yaptıkları. Evet, çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'nda işgallerinden cesaret alan Rumlar diyor kendi devletlerini kurmaya çalışıyorlar. İşgalcilerle işbirliği yaptıklarına ulaşabiliyoruz. D şıkkı büyük devletlerin himayesine girmeye çalıştıkları. Hayır, bunlar bağımsız olmaya çalışıyorlar. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız. Kontrol amaçlı yine diğerlerine bakıyoruz. Amaçlarına ulaşmak için silahlı mücadeleye giriştiler. Doğru, çünkü Türklere karşı saldırıya geçti cümlesinden bunu da çıkarabiliyoruz. D şıkkı Türk yurdunu parçalamayı hedefledikler. Bunu da ulaşabiliyoruz. Çünkü bir yandan işgalcilere yardım ederken diğer yandan Türklere karşı doğrudan silahlı faaliyetlerde bulundular diyor. Doğru cevabımız B şıkkı. B şıkkımızı işaretledik. Son sorumuzu bitirdik. Bütün sorularımız bitti arkadaşlar. Diğer sınavlarınızda başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Tire, din kültürü öğretmeni. Bu haftaki denememizin din kültürü sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Leyla'nın okuduğu bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Leyla okuduğu kitapta kainatta meydana gelen olaylar, Yüce Allah'ın koyduğu bir takım kurallara, kanunlara tabidir. Her şeyde bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Evrenin yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar tabiat olayları bu kanunlara bağlı olarak gerçekleşir şeklinde bilgilere rastlamıştır. Arkadaşlar gerçekleşir diyorsa burada bir kaza durumu söz konusudur. Cevabımız A şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu beytinden hareketle sağlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen ulaşılamaz dikkatimizi çekiyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu sözü herkese malum, çok meşhur. Bu söz bizde sağlığın öneminden bahsediliyor. Allah'ın
Celle Celaluhu insana verdiği en büyük nimetlerden olduğuna evet ulaşabiliriz. Yalnızca devlet tarafından korunabileceğine böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkımız olacak cevabımız. Üçüncü sorumuz da bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisini yapan insanlara uyarıda bulunulduğu söylenemez. Yine altı çizili kelime dikkatimizi çeksin arkadaşlar. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı, işte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Maun suresinde 1 ve 3. ayetlerin meali. İbadetlerinde gösteriş yapan. Yani böyle bir şeye ulaşamayız, söylenemez. Ama diğerlerine bakalım. Anne ve babası olmayan kişileri hor gören. Evet ulaşabiliriz çünkü yetimi itip kakan diyor. Zor durumda olan kişilere yardım etmeyen, evet yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Bununla da ulaşırız. Ahireti inkar eden. Hesap ve ceza gününü yalanlayan diyerek bunun da buradan çıkarılabileceğini söyleyebiliriz. A şıkkına ulaşamayız arkadaşlar. Dördüncü sorumuz da bu metinden hareketle Zeynep Hanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Tanzimat devrinin vezirlerinden olan Yusuf Kamil Paşa'nın eşi olan Zeynep Hanım tarafından Üsküdar Nuh Kuyusu'nda 100 yataklı olarak kurulur. Hastaneye 20 hizmetli kadın alınır. Kadın hastaların kabulüne başlanır. Bir vakıf senedi üzerine düzenlenerek hastanenin giderlerinin nereden karşılanacağı belirtilir. Hastaların ücretsiz bir şekilde şifalarını bulduğu hastanede tedavi eden hastanın evine kadar götürülmesi bile hazırlanan vakfiyeye yazılır. Hastane 1882 yılından bu yana çalışmaktadır. Kısa aralıklarla farklı konularda hizmet sunmuş olsa da burası halen bir kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu sadaka-i cariyedir arkadaşlar. İnsanların hayrına, faydasına olan işler, binalar, hizmetler sunmak sadaka-i cariye. Cevabımız. Bir başka sorumuz. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bir kimse gelerek devesini takımı ile birlikte Allah yolunda infak etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ant olsun ki kıyamet günü yularlı ve semerli 700 deve ile geleceksin buyurdu. Hangisine ulaşabiliriz? Burada 1'e 700 karşılığını alırsın buyuruyor Resulullah Efendimiz. Allah'ın Celle Celaluhu samimiyetle verilen sadakanın karşılığını fazlasıyla vereceğine tabii ki ulaşırız. Yani bakalım başka ulaşacağımız şeyler var mı? İnfak edilecek malın helalinden kazanılması, helal olarak bahsedilmiyor. Buraya vurgu yok. Ahirette insanın sadece yaptığı infakın karşılığını alacağı, sadece yaptığı infakın değil başka şeylerin de karşılığını alabilir. Yardımlaşma ve dayanışmanın toplumda insan ilişkilerinin gelişmesine katkı sağladığı o da değildir. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Buna göre Mert izlediği belgeselde Hazreti Musa aleyhissalatü vesselam ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulamaz? Bakalım. Mert izlediği bir belgeselde Musa Aleyhisselam ile ilgili şu bilgileri öğrenir. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Kasas suresinde Hazreti Musa'nın Aleyhisselatü Vesselam çocukluğu ve peygamberliği esnasında yaptıkları anlatılmaktadır. Hazreti Musa Aleyhisselam soyu annesi İmran yoluyla Hazreti İshak'a Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim'e kadar uzanmaktadır. Doğup büyüdüğü Mısır'da tevhid inancını yerleştirmek, burada hüküm süren Firavun'un zulmüne engel olmak, onları ve kavmini Allah'ın Celle Celle varlığına ve birliğine davet etmekle görevlendirilmiştir. Firavun küfründe inat edince kendisine inananlarla birlikte Yüce Allah'ın emri doğrultusunda Mısır'ı terk etmiş
Onu takip eden Firavun ve askerleri de Kızıldeniz'de boğulmuşlardır. Soyu hangi peygambere dayanmaktadır? Ulaşabiliriz arkadaşlar. Musa Aleyhisselam'ın hangi ilahi kitap indirmiştir? Burada Tevrat'tan bahsetmiyor. Musa Aleyhisselam'a biliyorsunuz Tevrat verilmiştir. Ondan bahsetmiyor. Firavun ve adamları Hazreti Musa Aleyhisselam'ın davetine karşı nasıl tepki vermiş? İnat etmiş küfründe. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam hangi surede söz edilmektedir? Buranın Kasas suresi olduğu da belirtilmiş. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Yedinci sorumuzda buna göre öğrencilerden hangilerinin nafi Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın Celle Celaluhu isimleriyle ilişkilendirilemez? Meral öğretmen öğrencilerinden Ayetel Kürsi'de geçen Allah'ın Celle Celaluhu isimleriyle ilgili afiş hazırlamalarını istemiş. Öğrenciler de aşağıdaki afişleri hazırlamışlardır. El Hay Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hay var arkadaşlar Ayetel Kürsi'de. İlişkilendirilemez arıyoruz. Kalemimizi alalım tekrar. İlişkilendirilemez. Bu ilişkilendirilebilir. Ömer'inki. El Hayyul Kayyum dedik zaten. İkisi de Allah-u Teala'nın isimlerindendir ve Ayet-el Kürsi'de geçmektedir. Esselam her türlü tehlikeden selamete çıkan demektir. Azra'nın afişi Ayet-el Kürsi ile alakalı değil. Cevabımız C oldu. 8. sorumuzda Ali amca zekatını vereceği kişileri özenle seçerdi. Bunlar arasında geçim sıkıntısına düşenler, hiçbir geliri ve malı bulunmayanlar ve İslam dinini anlatmak istediği gayrimüslim insanlar bulunmaktaydı. Buna göre Ali amcanın zekatını verirken aşağıdakilerden hangisini öncelediği söylenemez. Geçim sıkıntısına düşenler yani yoksul olanlar denebilir. Hiçbir geliri ve malı bulunmayanlar, düşkünler, İslam dinini anlatmak istediği gayrimüslim insanlar bulunmak. Bunlar da kalbi İslam'a ısındırılmak istenen gayrimüslimlerdir. Yani Müslüman olmayan, İslamiyet'in dışında bir dine mensup olanlardır. Söylenemezi aradığımız için arkadaşlar yolda kalmışlardan bahsedilmiyor. 9. sorumuz. Bu ayette altı çizili ifadede aşağıdaki kavramlardan hangisinin vurgulandığı söylenebilir? Bakalım. Musa Aleyhisselam kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Bu neydi arkadaşlar? Güvenip dayanmamak. Hangi kavram vurgulanıyor? Tevekkül, güven, Allah'a güvenip dayanmak neydi? Elinden geleni yaptıktan sonra, gücünün yettiğini yaptıktan sonra, üzerine düşeni, sorumluluklarını yerine getirdikten sonra Allah'a güvenip dayanması kişinin tevekkülü gösterir. Cevabımız D şıkkı. Son sorumuz, bu haberden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? Ulaşılabilir. Dünyanın şu ana kadar bilinen en eski tarihi yapısı olan Göbekli Tepe'de yapılan araştırmalar insanların beslenme ihtiyaçlarını gidermekle kalmadığını, doğayı anlamaya çalışarak bir tanrının veya tanrıların varlığına inandıklarını ortaya çıkarır. Bu haberden hareketle dinin İnsanlığın ilk dönemlerinden beri var olan bir olgu olduğu, evet, ulaşılabilir. İnsanın her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenip sığınma ihtiyacı duyduğu, evet, buna da ulaşılabilir. Göbekli Tepe'nin dine ait izlerin bulunduğu en büyük mekan. Yani bu en büyüğü nereden çıkaracağız? Böyle bir kanıya varamayız. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar buna göre. Peki böylece sorularımızı
Tamamladık. Bir dahaki soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Gündem Yıldız Ünlü. Bu hafta yayın yanıtları İngilizce bölümünü birlikte çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Alex and Max enjoy watching films. Alex ve Max film izlemekten hoşlanıyor. Alex likes sci-fi and war movies. Alex bilim kurgu ve savaş filmleri seviyor. Fakat he finds romance unbearable. Romantik filmleri dayanılmaz buluyor. Max is fond of watching romance and animation movies. Max romantik ve animasyon filmleri izlemeye düşkün. He also thinks science fiction movies are interesting. Ayrıca bilim kurgu filmlerini ilginç buluyor. They want to choose a film and watch it at the cinema on Sunday. Onlar bir film seçip izlemek istiyorlar. Ne zaman? Pazar günü sinemada. Bakalım bizden ne istemiş? Which movie is best for Alex and Max? Hangi film Alex ve Max için en iyisidir? Hemen bakalım arkadaşlar. İkisi için de en uygun olabilecek seçenek C şıkkı Star Wars gibi duruyor. Çünkü ikisinin de ortak tercihi bilim kurgu. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. İkinci soruya geçelim. Kate is at the restaurant now. Kate şu an now yani şu an bir restoranda. She wants to order some food. O biraz yiyecek siparişi vermek istiyor. Here is some information about Kate's food preferences. Burada Kate'in yiyecek tercihleri hakkında biraz bilgi var. She prefers fish to meat and chicken. Balığı et ve tavuğa tercih ediyormuş arkadaşlar. She enjoys green vegetables. Ne yemekten hoşlanıyormuş? Yeşil sebzeleri. Yeşil sebzelerden hoşlanıyor diyor. She likes cold desserts. O soğuk tatlıları sever. According to the information about which menu does Kate choose? Yukarıdaki bilgilere göre Kate hangi menüyü seçiyor? Hemen bakalım menünün içeriğine. Lentil soup neydi arkadaşlar? Mercimek çorbası. Grilled chicken. Izgara tavuk. Baklava, bildiğimiz baklava. Tomato soup, domates çorbası. Meatballs, köfte. Apple pie, elmalı turta. Carrot soup, havuç çorbası. Fish, green salad. Balıklı yeşil salata. Ice cream, dondurma. Potato soup, patates çorbası. Balık ve cips. Hot pudding, sıcak puding. Hemen bakalım Kate'in istediği menüyü kapsayan arkadaşlar C şıkkı. Sebze seviyordu, ızgara balık seviyordu, balığı tercih ediyordu ve soğuk tatlılar seviyordu. O yüzden C şıkkı doğru şıkkımız. Üçe geçelim. Julia is throwing a sleepover party at 8 p.m. on Sunday and calls Anna to invite her. Julia bir pijama partisi veriyor. Ne zaman arkadaşlar? Akşam. Nereden anladık akşam olduğunu? Bunu daha önce de belirtmiştik. PM olursa akşam, AM olursa sabahı belirtiyordu. Akşam 8'de parti veriyor ve onu davet etmek için Anna'yı arıyor. Fakat Anna doesn't answer the phone, so Julia leaves a message. Fakat Anna telefona cevap vermedi. Bu yüzden Julia bir mesaj bıraktı. Which of the following is Julia's message? Julia hangisi Julia'nın mesajıdır? Hemen mesajlara bakalım. A'ya bakalım arkadaşlar. Hi Anna, I'm not at home today. Bugün evde değilim. We can meet at school. Okulda buluşabiliriz. Eledik arkadaşlar. B'ye bakalım. Hi Anna. I think you are not available now. Bence şu an müsait değilsin.
I will call you in the evening. Seni akşam arayacağım. Doğru cevabımız B şıkkı. Çevirmeye devam edelim. Hi Anna, it's Julia. Ben Julia. I want to talk to you about our assignment. Ödevimiz hakkında konuşmak istiyorum diyor. Bu da dil zaten biliyoruz. Hi Anna, it is a bad line. Bu hat bozuk. Ne demek istiyor arkadaşlar? Ne deriz? Cızırtılı. Please don't call me back. Lütfen beni geri arama. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Hemen 4'e geçelim. Alice invites her friends for some activities. Alice arkadaşlarını bazı etkinliklere davet ediyor. Here is some information about the information, invitation and answers. Burada davet hakkında bazı bilgi ve cevapları var. Neleri belirtmiş arkadaşlar? Davet günlerini, davetliyi ve davetli cevaplarını. Hemen bakalım. Which of the following does not have an answer in the table above? Yukarıdaki tabloda aşağıdakilerden hangisi cevabı yoktur? Hangisinin cevabı yok arkadaşlar? Bu şıklardan birinin dışarıda kalması gerekiyor. Hemen bakalım birinci soru neymiş? Which activity is on a weekday? Hangi aktivite hafta içidir? Hangisi hafta içi arkadaşlar? Tabii ki Monday, pazartesi olan değil mi? Cevabımız bu değil. B'ye bakalım. When does Julia want to swim? Julia ne zaman yüzmek istedi? Cevabımız bu da değil arkadaşlar. Yüzme ile ilgili bir aktivitemiz vardı. Ne zaman yüzmek istedi? I would love to but I can't. Neymiş? Ne yapmak zorundaymış? Annesine evde yardım etmek zorundaymış. B şıkkı da değil. C'ye bakalım. How many people accept the invitation? Kaç insan daveti kabul etti? That sounds awesome. I enjoy film izlemeyi severim diyor. Bu kabul etmiş. Kesinlikle, definitely. I will be there. Orada olacağım. Sadece bir tane reddimiz var. İki kişi daveti kabul etmiş. Cevabımız C şıkkı da değil. Bunu da karşıladı. What time does the party start on Sunday? Diyor ki arkadaşlar, parti pazar günü saat kaçta başlıyor? Bununla ilgili herhangi bir içeriğimiz yok. Yani şöyle yapabiliriz. A, B ve C. D şıkkı yok arkadaşlar. Beşe bakalım. Lara and Lucy are Jane's best friends. Lara ve Lucy Jane'in en iyi arkadaşları. Jane wants to buy presents for both of them. Jane ikisi için hediye almak istiyor. There are the lists of their favorite activities below. Favori aktivite listesi aşağıda. Hemen bakalım Lara'nın aktivite listesinin içeriği nelermiş? Board games, masa oyunları, cooking, yemek pişirmek, taking photos, foto çekmek, fotoğraf çekmek. Lucy'ye bakalım. Painting, resim yapmak, traveling, seyahat etmek, traditional food, geleneksel yemekler. Peki bizden ne istiyordu? Which picture shows the present that Jane should buy for both Lara and Lucy? Jane her ikisi için de satın alabileceği hediyeyi, Jane'in her ikisi için alabileceği hediyeyi hangi resim gösteriyor arkadaşlar? İkisinin de ortak olan seçeneği yemek pişirmekti arkadaşlar. Cooking and traditional food. O yüzden doğru cevabımız bir yemek kitabı. Yani A şıkkı. Altı. Mr. Anna asks 100 things about their favorite smartphone applications. Diyor ki Anna 100 gence favori akıllı telefon programları hakkında soru sormuş. Here are the results. Cevaplar burada. Hemen bakalım.
Grafiğe göre değerlendirmeleri şu mavi kutucuğun içinde arkadaşlar. Burayı bir çevirelim. Neymiş? Nearly, yani neredeyse, half of the teens watch videos on YouTube. Gençlerin neredeyse yarısı YouTube'dan video izliyormuş. The number of the teens who use Twitter is less than WhatsApp. Twitter kullanan gençlerin sayısı WhatsApp'tan az. To find address on Google Maps is more popular than two text messages on WhatsApp. Google haritalarda adres bulmak WhatsApp'ta kısa mesaj göndermekten daha kolay. Yani buna göre arkadaşlar şu üçünün değerlendirilmesine göre doğru şıkkımız D şıkkı. Yediye geçelim. The researcher Professor Sam conducts a research about the books the girls and boys prefer reading after school. Araştırmacı Profesör Sam, kız ve erkeklerin okul sonrasında okudukları kitapları kitap tercihi hakkında bir araştırma yürütüyor. Here are the some results. Bazı sonuçlar burada. Which sentence is wrong? Yani yanlış arkadaşlar. About the research results. Araştırma sonuçları hakkında hangi cümle yanlıştır? Hemen bakalım. Boys are more interested in science books than girls. Erkekler bilim kitaplarıyla kızlardan daha fazla ilgileniyor. Hemen bakalım. Doğru. Yani doğru cevabımız bu değil. B'ye bakalım. Girls prefer reading cooking books more than the boys do. Kızlar erkeklerin yaptığından daha fazla yemek kitabı okumayı tercih ediyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Doğru. Cevabımız B'de değil o zaman. C'ye bakalım. Only boys prefer reading funny books. Sadece erkekler eğlenceli kitap okumayı tercih ediyor. Bakalım. Yarı yarıya arkadaşlar. Yani yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. Only girls like reading the books about love stories. Sadece kızlar aşk hikayeleri ilgili kitap okumayı seviyor diyor arkadaşlar. Bu da doğruymuş gördüğünüz üzere. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Sekiz. Hemen bir sorunun köküne bakalım. Bizden ne istiyormuş? Which word does not fill any of the blanks above? Yukarıdaki boşluklardan hangi kelime yukarıdakilerden birini doldurmaz arkadaşlar? Yani bu 4 şıktan çok pardon. Bu 4 şıktan biri buraya yerleşmeyecek. Hemen okuyalım. I have four friends in my math club. Matematik kulübünde 4 arkadaşım var. Alex, Suzy, Max and Juan. Alex is... He never tells lies. Ne diyor arkadaşlar? O bana asla yalan söylemez. O zaman bizim oraya ne yerleştirmemiz gerekiyor? Honest. Yani çok dürüst bir arkadaş değil mi? Devam edelim. Suzy is... She never minds others. O başkalarını hiç umursamaz diyor. O zaman bize ne lazım? Sakin. Laid back. Sakin arkadaşlar. Buraya da B'yi yerleştirdik. Max is very... He always backs me up when I need. O her zaman beni destekler diyor. Ne zaman arkadaşlar? İhtiyacım olduğunda. İhtiyacım olduğu zaman o her zaman beni destekler diyor. Bu bir dursun. Juan is no one can change his mind. Kimse fikrini değiştiremez diyor onu.
O zaman bu biraz nasıl bir tip? Stubborn, inatçı. C'yi de buraya yerleştirebiliriz. Fakat mim ne demekti arkadaşlar? Huysuz, zor demekti. Biz bunu buraya yerleştiremeyiz arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Ne demişti? He always backs me up when I need. Ne zaman o her zaman ihtiyacım olduğunda beni desteklemiş diyor. Destekler diyor, değil mi? Çok alakasız bir şık oldu. O yüzden A şıkkı arkadaşlar. Dokuza bakalım. Tom. Hello, it's Tom. Ben Tom. Could I speak to Alice, please? Alice ile konuşabilir miyim lütfen? Hello Tom, it's Jane. Ben Jane. Alice is mother. Alice'in annesi. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin? Dediğine göre sanırım Alice evde değil. Which one completes the phone conversation above? Hangisi cümleyi tamamlar diyor arkadaşlar. Ne demiş? A. Hold on. I will put you through to her. Bekle, hatta kal, yani hold on. Seni ona ulaştıracağım diyor. Öyle demiş olsaydı mesaj bırak demezdi diye herhalde düşünüyorum. A şıkkı değil. Could you repeat that please? Tekrarlayabilir misin lütfen? Bu da değil cevabımız. Hold on. Hatta kal. I will get her. Onu alacağım. Bekle. Onu alacağım diyor. Çok alakasız bir cevap olur. D'ye bakalım arkadaşlar. She is just gone out. Şimdi dışarı çıktı diyor. Bir mesaj bırakmak ister misin? Doğru cevabımız D şıkkı. Onuncu soruya geldik. Read the speech bubble and answer the question below. Konuşma baloncuğu okuyun ve soruyu cevaplayın diyor arkadaşlar. Bu bir seyahat acentesi ve müşteri diyaloğu arkadaşlar. Travel agent, seyahat acentesi. Hello, Flower Travel Agents. Nasıl ya? Merhaba diyor. Çiçek seyahat acentesi. How may I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Hi, I would like to book a flight ticket from Tokyo to London, please. Tokyo'dan Londra'ya uçak bileti ayırmak istiyorum diyor. Rezervasyon yaptırmak istiyorum diyor yani. Travel agent, sure, tabii ki. One way or return? Tek yön mü? Gidiş dönüş mü? One way, please. Tek yön lütfen. Which day do you want to travel, sir? Hangi gün seyahat etmek istersiniz efendim? On 27 January 2024. Ocak 27 Ocak 2024. There is a flight at 6:30 in the morning on 27 January. Ne diyor arkadaşlar? Bir uçuş var diyor 6:30'da sabah. Ne zaman? 7 Ocak. Is that okay? Bu iyi mi efendim diyor. Sure, great, harika. Can I have your name and phone number? İsim ve telefon numarası alabilir miyim? John Doe. 0388 352 23. Your flight is reserved. Uçuşunuz rezerve edildi. Have a good flight. İyi uçuşlar. Okay, thank you. Teşekkürler. Ne istiyor peki arkadaşlar? Which information on the ticket is not correct according to the conversation above? Biletin üzerindeki hangi bilgi sohbete göre doğru değil? Bir terslik var hocam bilette. Hemen bakalım. Date, tarih. Doğru. Name, doğru. Time, zaman, doğru. Destination arkadaşlar. Varış noktası. Varış noktası yanlış çünkü Londra'dan Tokyo'ya değil, Tokyo'dan Londra'ya uçuş yapmak istiyordu. O yüzden doğru olmayan şık B şıkkı arkadaşlar. Bu haftaki denemenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.